Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün yine güzel ve önemli bir konukla Sayın Halit Esendir Bey'le bazı konuları konuşacağız. Kendisini zaten bilenler tanır zaten, bilmeyenler sosyal medyadan tanımıştır. Ama ben kısaca bir intro verip asıl konumuza geleceğim. Öncelikle Halit Bey hoş geldiniz. Efendim hoş bulduk İsmail Bey. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum yayın davetini kabul ettiğiniz için. Siz daha önce hem Gülşah Hanım'a hem Asım Yıldırım Bey'e röportaj verdiniz zaten. Orada pek çok meseleden bahsettiniz. Ben izleyicilere izlemelerini öneriyorum. Bazı meseleleri tekrar etmeye gerek yok. Bugün başka bir mevzu konuşacağız. Ben tabii hani izleyicilerime neden Ali Tesendir abiyi bunu programa çağırdım? Bir informal olduğu için abi diyorum. Halit Bey 1970'lerden itibaren Fethullah Gülen Hoca Efendi'yi tanıyan, Hizmet Hareketi'ni tanıyan bir isim. Yani cemaat literatüründe Edremit'ten itibaren diyelim, Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin Edremit vaizi olmasıyla tanışan ve şey yapan, hizmetle iştigal eden birisi o zamandan bu zamana. Kendisi Akyazılı Oyev Dershanelerinin kurucusu, aynı zamanda kurucularından ve aynı zamanda Yamanlar Koleji'nin de kurucularından birisi. Bunlar yine 70'li 80'li yıllara tekabül eden meseleler. 90'lı yıllarda Zaman Gazetesi'nde yayın yönetmenliği, genel müdür yardımcılığı, en son olarak da Pakistan temsilciliği gibi görevlerde bulunmuş. Pakistan ve Afganistan'daki hizmet hareketine ait herhalde yakın zamanda Maarif'in devralmaya çalıştığı, kısmen de başarılı olduğu NGO'ların da kurucularından. Tekrar hoş geldiniz Ali abi. Hoş Şimdi bulduk. ben bugün size daha ziyade hani siz zaten sosyal medyada aktifsiniz ama yine konuşuruz başka zaman. Çünkü siz hatıralarınıza dair videolar da çekip kendi kanalınızda yayınlıyorsunuz. İzleyicilerimiz onları da görebilir. Belki bir link koyarız bir şeye. Ben daha ziyade 2000'li yıllar Türkiye hizmeti ve işte Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin Türkiye'den ayrılmasının ortaya çıkardığı yeni dinamikler, Türkiye'deki hizmetleri ne tarafa sürükledi gibi konuları konuşmak istiyorum. Biraz 2000'li yıllardan bugüne ortaya çıkan manzarayı konuşmak istiyorum. İsterseniz şöyle başlayalım. 2000'li yıllar öncesi ve sonrası olarak, yani 2000'li yıllardan kastım tabii ki Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin Türkiye'deyken, en son herhalde FEM dershanesi Altunizade'de ikamet ediyordu. İstanbul merkezli bir hareketti. Evet. Amerika'ya taşınmasıyla beraber neler değişti sizce hizmet açısından, hizmet hareketi açısından? Şimdi bayağı bir geniş bir konu ama kısaca bir şeyler söylemeye çalışacağım buna. Çünkü uzun bir mevzu bu. 20 yıllık bir meseleyi sonrası 30 sene gerisi ele alıyor. Öncelikle Hoca Efendi'nin başlattığı hareket 70'li yıllara başlayan bu hareket Risale-i Nur eksenli. Hizmet mantığı içerisinde ihlaslı, dürüst, ahlaklı bir nesil yetiştirme. Türk toplumunun, Türkiye'nin ve dünyanın böyle insanlara ihtiyacı olduğunu, hani iyi insanların ancak dünyayı daha iyi yapabileceğini projesi diyelim bir nevi. Çünkü Hoca Efendi'nin Risale-i Nur klasik hareketi içerisinde başladıktan sonra kısa süre içerisinde farklı olduğunu Nur camiası da gördü. Hoca Efendi kamplar açarak Nur camiasını şaşırtan bir hareket yapmış oldu. Evleri açması normal. Onlar diyordu medrese biz diyoruz dershane hiç önemli değil. Aynı şeydi. Ama kamplar onlara çok değişik geldi 68'li yıldan itibaren. Daha sonra hocam vakıf kurması 1972'de Hoca Efendi'nin Akyazılı Vakfı'nı kurması. Bu da onlar için bir değişimdi. Ondan daha en önemlisi yurt açması Nur camiasında bir farklılığa sebebiyet verdi. Ve bunu kabullenmediler işin gerçeği. Ve Hoca Efendi'nin bu ve vaaz vermesi, bantlarının çoğalması, Nur Hareketi'nin mantığına uymayan şeyler de onlar için. Ve bu arada en mühim mesele Hoca Efendi üniversite gençliğine. Yani klasik cami cemaatine vaaz ediyor, sohbet yapıyor ama bu arada da etrafında oluşan yeni insanlarla, mütevellilerle, genç insanlarla yeni bir hareket meydana çıkardı. O da şuydu, ilk kurduğu dernek Hoca Efendi'nin İmam Hatip ve Yüksek Tahsil Gençliğe Yardım Derneği. Bakın sadece İmam Hatip değil. Yüksek Tahsil Gençliğe Yardım Derneği'ni kurduruyor 1968 yıllarında. Ve sonra 72'de Akyazılı Vakfı'nı kurduruyor. Akyazılı Orta Yüksek Eğitim Vakfı. Orta Yüksek, o yerin anlamı Orta Yüksek Eğitim Vakfı demek. Bu vakıf kurdurarak da burs verme, üniversite gençliğine, İmam Hatip gençliğine, Yüksek Sam Enstitüsü gençliğine burs verme projesini ortaya koydu. Bu Nur Camiası'nın pek yaptığı bir hareket değildi mesela. Yurtlar açtı.
Ondan sonra en önemlisi üniversite hazırlık kursları başlattı Hoca Efendi. Üniversite okuyan ilk burs verdiği büyük abilerimiz var biliyorsunuz. Hani İbrahim Asgörü'nden, Zafer Ayvaz'ından, İsa Saracı'ndan. Şu anda onlar yurt dışında olan isimlerini söyleyebiliyorum. Yurt dışında olmayanlar var Türkiye'de. Onun için onların isimlerini söylemek istemiyorum. O abilerimize diyor ki siz üniversitede bakın şu anda bitirdiniz. Son sınıftasınız neyse. Bu cami cemaatinin gençleri var. Bunlar üniversiteye girse, kazansa, bunlara burs versek, bunlara ev açsak, onlara sahip çıksak böyle imanlı, ahlaklı nesil yetiştirir. Çünkü anarşi var, 12 Mart'ı biliyorsunuz, terör var. Hoca Efendi de iyi insan yetiştirme meselesi üzerinde, ahlaklı ve imanlı. Buna başlatıyor. Dershane olayı, ben 74'te dershane olaya dahil oldum. Akyazılı Vakfı'nın kursları olarak dahil oldum. 77 yılında Akyazılı OYEV dershaneleri diye resmi şirket kuruldu. Vakfın ticari şebekesi kuruldu. Ben de onun kurucusuyum yetkili olarak. Ve 1987 darbe olunca ve biz o döneme kadar 2000'den fazla kişiyi üniversitelere topmuşuz, kazandırmışız. Bunlar Türkiye'nin her yerine gitmişler, evler açmışlar. Oralarda mütevelliler oluşmuş. Hocam vaaz ediyor, konferanslar veriyor, Türkiye'yi geziyor. Yani o çok önemli bir konu bunlar. Türkiye'de tanınmış bir insan ve herkes saygı duyuyor. Şahsına para toplattırmıyor. Vakfa bağış yaptırıyor. Mal mülkü vakfa bağış ettiriyor. Ama hizmet büyüyor ve mütevelliler oluşuyor. Ve bunların sonunda da himmetler meydana geliyor. Türk toplumunun pek bilmediği, Peygamber Efendimiz'in zamanında bizzat yapmış olduğu, savaş için yapmış olduğu himmetler hizmet için ortaya çıkarılıyor. Çok önemli mesele bu. 12 Eylül öncesi bunlar tahakkuk ediyor. 12 Eylül patlayınca, hocam biliyorsunuz o gece kaldığı yerde ayrıldı. Baskın yaptılar ama bulamadılar. Hoca Efendi 6 yıl arandı. O dönem cemaat için bir sıkıntı dönemdi. Yani zor bir dönemdi. Gaybubet yılları. Evet, ilk gaybet yılları. Ve Akyazılı Vakfı var İzmir'de. Bizim Akyazılı dershaneler resmi dershane olduğu için şirket üzerine kurulmuş yani. Vakfa ait şirket kurulmuş. Çankaya'da kurs yapıyoruz. 8-9 sınıf, 8 sınıfımız var. Bozcaada yurdumuz da yani dershane resmede görünüyor. 2 yer var. Ama biz yurdu her zaman kullanmıyoruz. Bir Şubat'ta 15'i kullanıyoruz hızlı kurslarda. Bir de Haziran'da kullanıyoruz bir ay hızlı kurslarda. Diğer zamanda vakfın öğrenciler yurtta kalıyor. Ve öğrenci faaliyetleri, hizmetleri, ortaokul, lise, imam hatipte öğrenciler gidiyor. Onlara hoca efendi bir sene ihsariye yapıyor. Orada emsile, bina, İslami fıkı, Kur'an her şey üstüne öğretiliyor bir yılda. Sonra okullara gönderiliyor. Yani bunlar 99 öncesi, hoca efendinin ayrılması öncesi ama faaliyetler bunlar. 81 yılında okullar açılması gündeme geldi. Hoca Efendi o arandığı dönemde Ankara'ya beni davet etti. Naci abiyle Mevlüt Hocam vardı. İkisi de yurt dışında. Yanında. Gittik. Ben İstanbul'dayım o zaman. Hoca Efendi özeti şu. Vakfımıza el koyabilirler. Mal mülkünü alabilirler. Çünkü 15-20 yılda vakfın şubeleri var. Malları var. Yurtlar açılmış. Ege'de daha çok İstanbul'da ve Ankara'da birer tane var. Bunları bir de Konya'da var. Alabilirler. Dershaneleri kapatıyorlar. 3 yıl süre verdi. Hani askerler 3 yıl süre verdi. Bu iktidar hiç süre vermedi. El koydu haksızlıklara. Onlar 3 yıl süre verdiler. Bu dönemde dedi askerler. Dedi ya bu dershanelere ne gerek var? Madem bu dershaneler eğitim yapmak istiyorsa onlara izin verelim. İngilizce eğitim yapmak okul açsınlar dediler. Marif Koleji diyorlar o günkü ismiyle. Şimdiki Anadolu Liseleri. Hoca Efendi dedi ki ya böyle bir durum var. Biz artık İmam Hatip ve Yüksek İslamlar çok siyasi zemine çekildi. Bakın çok önemli bu. 81, 4 Eylül. Siyasi zemine çekildi. MSP'nin arka parçası gibi yapıldı. Bu askerler şimdi darbe yaptılar. Bu okulların önünü keserler. Bu okulları sınırlandırırlar. Sayını azaltırlar. Burada iyi insan yetişmesini maalesef sağlayamayız dedi. Biz yeni bir yoldan yola çıkalım. Bu askerler de kuraj açın diyor madem. Biz de dedi Hoca Efendi 4 madde söyleseydi, 5 madde saydı. Bir dedi dil bilen, fen eğitimi almış, teknolojiyi kavrayabilecek, dünyayla anlaşabilecek, ahlaklı bir nesil yetiştirelim dedi. Türkiye'nin buna ihtiyacı var dedi. Bu cemaatte çok önemli bir meseledir. Okul meselesi, projesi. O zor şartlarda, hocam arandığı bir dönemde bu 5 maddelik bir ideale yola çıktı. Ve bunu bu şekilde ifade ediyorum ve bu şekilde yavaş okulda açamaya başladım. Bugünlere sonra getireceğim ama bunu not aldım. Çünkü Evet. Böyle mi gerçekten oldu? Dil bilen, fen eğitimi almış, Evet. Teknolojiyi bilen, dünyayla Evet. Konuşabilen ahlaklı nesiller.
Ama evet. Devam edin, siz güzel bir özetliyorsunuz en azından. Ben 2000'li yıllara ben getirmek 2000'den istiyorum. 2000'den sonra diyorsun. Böyle olmadığını anlatacağım. İngilizce dili öğrenmeye iptal ettiler ve zayıfladı. Orada bunu izah edeceğim. Şimdi bu şekilde bu süreç başlayınca 90'lara geldiğimizde cemaate yeni bir olay daha ortaya çıktı. Okullar açıldı bu arada. 5-10 tane okul açıldı. Ondan sonra dershaneler sayısı çoğaldı. Özel rahmetli, Allah razı olsun, ders kalmasına engel oldu. Yeni kanun çıkardı. Dershaneler kapanmadı. 1987 yılında Hoca Efendi ile görüştük. Hoca Efendi ortaya çıktı. Bu Burdur olayı. O işte bitti. Zürih vaazı gibi değişik şehir isimleriyle verdiği, lokasyonu belli olmayan vaazlar verdiği o dönemde. Evet. Gaybetti olduğu yıllarda da. Evet. Sonra okullar açıldı. Şimdi okullar açıldı. Hoca Efendi o gün toplantı yaptığımızda 20-30 tane ders, 20 kadar dershaneci, 15 kadar da okulcu arkadaşlar. İstanbul FEM'deki kaldığı yer, biliyorsun adresi. Orada görüştük. Ve Rusya'daki değişimin başladığını, bu Glasnost Prostroko gündeme gelmişti ya Gorbaçov'un o dönemlerde. Ya, bu dünya ne yapabilirizin de orada mevzu geçti. Sonuçta 3 sene sonra 90 yılında ben Zaman Gazetesi, 88'de Zaman Gazetesi'ne geçtim. Orada genel koordinatör başladım. 90 yılında Rusya'da maça gittim. Kırım'da. Ben gazetemini gönderdi. Bunları anlattım hatıralarımda. Önemli değil burada şimdi. Oraya gittiğimde ben bir Ayşe teyzeyle konuşmamda Kur'an-ı Kerim verince ben size kızımı torun veririm değil bu çerezleri diye bana şey yapınca ben o 3 günlük hatıralarımı hocama anlattım. Anlatınca hemen İstanbul vaazlarında Orta Asya'nın, Türk dünyasının, Müslüman insanların 70 yıl zulmü kaldığını ortaya koyup biliyorsun bantları çok muazzam bir şekilde her ay bu konuyu ciddi işleme başladı. Cemaate bir yeni bir hareket başladı. Ve bu hareket cemaati ciddi etkiledi ve Orta Asya'ya 10 Ocak 1980'de bir grup gittik. 13 kişi ben onların rehberliğini yaptım. Bir de Mayıs ayında. Evet 80. 10 Ocak 80. Hoca Efendi 89'da maça gittim. Hoca Efendi Kasım ayında ilk vaazını verdi. Ve bize dedik Aralık'ta bir 10-15 toplayın dedi. Rusya'ya gidin dedi. Rusya değil. Azerbaycan'a kadar gidin dedi. Çünkü ancak oraya gidiyoruz. Tiflis'e gidiyoruz. Oradan da Azerbaycan'a gidebiliyoruz en fazla. Ve turizm firmasıyla kontak kurmuştuk. İlk o seyahatten gelince çok enteresan şeyler oldu. Hoca Efendi'nin İstanbul vaazı müthiş bir vaaz oldu. İzmir'de biliyorsunuz Sarapçıoğlu Camii değil de Şadırvan Camii'nde bayılması var kürsüde. Oradaki kardeşlerimiz şehit oluyor. 20 yan var. 20 Ocak Bakü baskını oldu Rusların biliyorsunuz. Cemaate müthiş bir Orta Asya şeyi ortaya çıktı. Oralardan öğrenci getiriyoruz. Ve biz 90'dan 92'ye kadar 200'den fazla öğrenci getirip hedefimiz o. Fatih Koleji'nde, Ankara Samanyolu, İzmir, Yaman'da ve diğer okullarımızda Bursa, Nilüfer vesaire onları okutuyoruz. Moskova Büyükelçiliğimiz müdahale etti. Dedi ki Rus vizesiyle öğrenci getirilemez. Buna izin vermiyoruz. Bu doğru değil, kanunu değil. Stüdyo vizesi, öğrenci vizesi gerekir demiş ve vizeyi de vermiyor. Ve Türkiye'den de okullara yeni talebi alamaz duruma geldik. Orta Asya okulların açılması meselesi buradan bir şey yap. Çok kısa bunu değineceğim. O da şu. Yani öğrenci getiremeyince götürelim mi dediniz? Getiremeyince acizane ben de vardım orada. İlhan İşveren abi, gazetemizin genel müdürü ve rahmetli Hacı Kemal abi. Üçümüz Azerbaycan'a gittik. Orada gazetemiz çıkmaya başlamıştı. Orta Asya'da bürolarımız kurulmuştu. Zaman Gazetesi büroları kurulmuştu. Orada o Zeynettin Tagiyev Vakfı yetkilisi zaten dedi ki ben 150 öğrenci hazırladım. Türkiye'ye göndereceğim. Önceden gönderiyorlar. 3 ay yazın Türkiye'de onlar Türkçeyi daha geliştiriyor. Azeriler daha iyi öğreniyor. Eylül'de eğitime başlayacaklar. Dedik efendim biz öğrenci alamıyoruz. Moskova Büyükelçiliğimiz, daha Türkiye elçilikleri yok Orta Asya'da. İzin vermiyor. Alamıyoruz. Problem bu. Tabii çok üzücü. Çok canı sıkıldı. Bir de söz verdiniz dedi. Niye almıyorsunuz? Dedi ya böyle problem var. Problem ne? Öğrenci vizesi alamıyoruz elçilikten. Vermiyor. Sadece Azerbaycan değil. Kazakistan, Özbekistan, bütün Orta Asya'dan öğrenci getiriyoruz. Kestiler vizeyi. Vermediler. Dedi ki ben dedi büyükelçi çok yaşlı tanışırım dedi. Büyükelçiyi. Ben gider danışırım. Beni kapıda karşılar dedi. Alırım ben vizeyi dedi. Dedi git al. Gitti Moskova'ya. Onu büyükelçi kovmuş. Sen dincilerle gelince işbirliği yapmak kalkıyorsun. Biz bunlarla çalışmak istemiyoruz. Biz adama da biz dindarız ne diyemiyoruz. Adam komünist mi diye bunu da bilemiyoruz. Muttalibe dönemi
daha elçi bey falan gelmemiş. Bağımsızlık yeni ilan edilmiş böyle. Adam dedi ki ya sizin komünistler de bizimkiden daha komünist ya dedi. Büyükelçi dedi beni kovdu dedi. İlk defa adamın komünistleri sevmediğini öğrenmiş olduk. Şimdi ne yapacağız dedi. Bakın Orta Asya okul açma meselesini ortaya koyan Hoca Efendi değil. Biz değil. Azeri bir kardeşimiz. Azerbaycan'daki Zeynep Tagiyev Vakfı'nın torunu. Esas zat 1900'ler yıllarda büyük zenginmiş. Ruslar bütün malı el koymuşlar. Onun torunu. O da bu Mutelibov gelince mallarının bir kısmını kurtarmış. Petrol üzerine işler yapmış. Böyle bir adam kendini toparlamış o arada. Dedi ki bizim burada dedi Rus mektepleri var. Ruslar hepsi geri gitti diyor. Oldu ya bağımsızlık. Mektepler boşaldı diyor. Ben size mektep bulayım dedi. Siz buraya muallim getirin dedi. Madem bu şakitleri şakitler Türkiye'ye gönderemeyeceksiniz. Muallim getirin dedi. Burada mektep falan. Ya biz dedik muallim dedi. Yok muallim. Allah kutsun inşallah. O da dedi ki bizde sıra masa ihtiyaç varsa yaparız. Eski binalar köhne deyince binalar. Yaparız dedi. Problem değil dedi. Hacı Kemal abi Allah rahmet eylesin. Dedi biz bina da remont ederiz. Remont öğrendik çünkü. Bir bina aldık 10 bin dolara zaman gazetine ikkatlı. Orada kalıyoruz falan. Gazete matbaada basılıyor. Alt katı ofis üstü ev gibi. Biz remont da yaparız dedi. Adam dedi ki Azeri. Remont yapırsınız dedi. Sıra masa getirirsiniz dedi. Azerice konuşuyor. Muallim de var dedi. O zaman ne duruyorsunuz? Biz adama inanamadık. Ya nereden okul bulacak bize adam? Şimdi adam da söz verince de yapman gerekiyor. Dedi ki bizim bir aksakalımız var Türkiye'de. Hoca Efendi falan diyemiyoruz, söyleyemiyoruz. Aksakalımız var. Biz ona danışalım. Bir gidelim Türkiye'ye danışalım. Sen bize bina bul dedik. Ama biz adama hala inanmıyoruz bina bulacağına. Türkiye'ye döndük. Hoca Efendi dedi ki hocam böyle böyle diyorlar. Talebe getiremiyoruz. Adam da vize alamamış Moskova'dan. Bakın bu da çok dönüm bir tarih dönüm noktası bu. Hocam dedik böyle bir durum var. İzah ettik hep kötü, beraber. Kötü Kemal komşu abi, insanı bu kötü komşu insanı mal sahibi yapar derler ya. Aynen oraya geldik. Hoca Efendi'ye izah ettik. İzah edince hocam dedi ki değil dedi mektep. Ona mektep diyor orada. Sınıf versinler sınıf dedi. Hemen başlayın dedi. Yarın Türk Büyükelçisi orada açarsa açıklar. Hiç bize okulaştırmazlar engellerler dedi. Onlar girmeden oraya biz dedi oraya girelim. Hatta sen hemen şimdi dedi ben de o anda Orta Asya bürolarında sorumlusuyum gazetede o zaman. Sen hemen dedi bütün arkadaşlara haber ver. Herkes oraya temas kursunlar. Buradan da arkadaşlar mütevellileri gönderelim. Şirket yetkililerini. Her ülkede okul açalım. Sınıf dahi verseler başlayalım. Sonra da Allah kerimdir. Gerisi Allah kerim. Ve biz süratle Nisan 1982'den pardon 92'den Eylül 92'ye kadar Orta Asya'da 27 tane okul açıldı. Bir İkimiz, senede. Evet, 6 ay içinde. 6 ay içinde, 6 ay. 1982, ama özür diliyorum ben yine hata yaptım. 1992 Nisan'dan Eylül'e kadar. 1992 yine, evet. Aynı. 28. okul Balkanlar'da Arnavut'ta açıldı Mehmet Akif Koleji'ydi. Rahmetli Özal'la beraber açışa gittik. Toplam 28 tane okul açıldı o süreçte. Bu da önemli bir olay. Bunu geçiyorum. Zaman Gazetesi'nin devre alınması 87 yılında. 86'da ilk açılışı 3 Kasım. Fehmi Koru, yayın yönetmeni Alaaddin Kaya, İhsan Arslan ve Behçet diye bir kitapçı. Soy ismini şimdi söyleyemeyeceğim. 3 ortak. Sonra anlaşamıyorlar aralarında. Alaaddin Kaya ve hizmetteki arkadaşlar hisseleri alarak, İstanbul'daki mütevelli hisseleri alarak İhsan Bey ayrıldı, Behçet Bey ayrıldı. Gazete zamanla hizmete geçti. Bu da cemaat için önemli bir olaydı. Çünkü 1976, 77, 78 yıllarında İzmir kamplarında Cumhuriyet Gazetesi, Hikmet Çetinkaya yaptığı irticai kamplarda ya haberler yüzünden bazı arkadaşlar hapse girdiler, kitapları kaldırdı, kampları iptal etmek zorunda kaldık vesaire vesaire. Medyanın çok ciddi baskısını yaşadık. O yüzden gazetelerin alınması hem bizim için hem İslami cemaatler için bir rahatlama. Onların haklarını arama, savunma ve hakikaten bütün cemaatleri savunduk biliyor musunuz? O süreç bizim mantığımız oydu. Hoca Efendi ki her kim mazlum ve mağdursa Müslüman Türkiye'de onlara sahip çıkın dedi. Çünkü medya iftira atıyor. Yok Süleyman Talebe yurtlarında bilmem ne olmuş diyor. Yok Haydarpaşa şu olmuş diyor. Herkes ama istisnasız hepsine sahip çıktı. Bu da bizim cemaatin İslami cemaatlere desteği, yardımı ve
havası oluştu. Bizim büyümemizde de diğer Yeni Şafak'mış, Akit'miş, onlar yavaş yavaş, onlar da Milli Gazetemizin çok sınırlı kaldı. Yeni Asya sınırlı kalmıştı. Türk Gazetemizin büyümüştü. Biz onun taktiğini uyguladık. Abone sistemi kurduk ve bu şekilde Türkiye'de sağ kesimin, inançlı kesimin sesli soluğu olmaya çalıştık. Zaman Gazetesi'nin de misyonu buydu. Tabii bu bizi 90'lı yılların ortasına getirdi. Evet. Yavaş yavaş 2000'lere gelelim. Çünkü siz bunları zaten bir de sırayla zaten anlatacaksınız uzun uzun da şeyde. O yüzden hani devam edelim abi. Güzel bir şey oldu, kesmeyin. 95 yılına geldiğimizde Eylül ayında askeride bir kadro değişimi oldu. Bu da cemaat için bir kırılma noktası, önemli noktadır bu da. Doğan Güreş ekibi, işte Hürsüt Dolunpaşa, Doğan Güreş vesaire, o ekip emekli oldu biliyorsunuz. Ve derin devlete bağlantılı İsmail Hakkı Karadayı, Erol Özkasnak ve İlker diye şimdi o ismi. Başbu. İlker Başbu. İlker değil. Çevik Bir o dönemde. O Başbu daha sonra. Kudretli Paşa. O dönemde bunlar bu cemaati bitirme kararını vermişler. Temas kurmayı istemiyorlar, bağlantıyı istemiyorlar. Biz bunu öğrendik. Hocam, tabii siz o dönemde açılan büyükelçilikler de var. Siz o yüzden de Orta Asya'daki kurumları gezdiriyorsunuz da devlette de bir Özal'ın desteğiyle bir nebze bir kabullenme olmuş. Onlar reaksiyoner bir ekip buna. Yani bu iş daha ileri gitmesin, devlet nezdinde çok kabul görmesin. Hatta eski emekli generaller gidip İstiklal Marşı söyleyen çocukları izliyor falan gibi etkilenenler oluyor. Evet. Buna binaen bu yeni ekip buna karşı hamleye niyetlendi. Biz Hoca Efendi yaptığımız görüşmede, hocam dedik, bu adamlar bize karşı saldırmayı niyetliyorlar. Kötü niyetliler. Ne yapmamız lazım? Ne yapabiliriz? Hoca Efendi'nin şeyi şuydu. Bu özel bir hatıra bu da. Şu süreçte kendimizi müdafaa etmek durumundayız. Herhangi kimseye karşı bir şey yayın politikasında bir şey yapamayız. Yani kimseye saldırma gibi, aleyhte yazma gibi bir şey yapamayız. Kurumlarımızı resmileştirmeli, daha dikkat etmeliyiz. Onların baskısını önlemeliyiz diye bunu söyledi. Bunu söylerken ne dedi biliyor musunuz? Önümüzde yeni bir süreç başlıyor Hoca Efendi. 95 Eylül'den bahsediyorum. Yani 28 Şubat daha gelmedi. Önümüzde 5-10 yıl sürecek bir süreç var. Çok ciddi cendereye gireceğiz. Çok ciddi İslam'a baskı yapacaklar. Buna karşı ancak kendimizi resmi bir statü içerisinde tutarak korumak durumundayız. Zor bir süreç bu dedi. Ve 28 Şubat daha gelmemişti. 2 sene sonra o da geldi biliyorsunuz. Biz buna karşı bütün kurumlarımızın resmileşmesi, kurumların şeyi çok dikkat edildi. Çalışan hademe bile, kapıcı bile sigortalıydı kurumlarımızda. O şekilde hassasiyet gösterildi. Evet, ben hep anlatıyorum bu. Hatta o dönem hani cemaatin bu çok profesyonel iş bilen imajı var ya, ben o dönem Kur'an kursundan yeni mezun olmuştum. Koleje geçmiştim. O baskıyı bildiğim için, hatta eskiden Diyanet'ten tanıdığım müfettişlerin neredeyse her hafta şeye geliyorlar askerlerle beraber koleje. O baskı döneminde mesela benim eski Kur'an kursum kapanmıştı ama kolejlerde veya hizmet kurumlarında aşırı bir profesyonelleşmeye gidiyor. Her şey kitabi, her şey nizami. Diğer cemaatlerden sıyrıldığı, çok profesyonelleştiği, hani kartalın tasallutundan serçenin uçması gelişir gibi. Aynen. Evet. Biz ama bunu biz 95 yılında tüyoyu aldık. 2 yıl boyunca da her şeyi daha hassas hale getirdi. Hatta hocam dedi ki 28 Şubat'tan sonra onu söyledi. Eğer dedi kurumun dedi resmi yapısı statüde bir mesela bir yangın merdiveni yoksa dedi orayı kapatın, başka yer tutun. Ama onlara kapattırmayın dedi. Bunu sonra anlatacağım. 28 Şubat süreci gelince ve bu süreçte Hoca Efendi 28 Şubat süreci geldi mi? Dediğim gibi resmiyete bir problem bulamadılar, doğrudur biliyorsunuz. Bunlar sonra o meydana geldi. Hoca Efendi 28 Şubat'ın kararları açıklandıktan bir hafta sonra 7 Mart 1997 mi 28 Şubat kararları? Şubat'ta mı açıklandı kararlar? Şubat'ta açıklandı. 28 Şubat 1997'de karar açıklandı. Erbakan Hoca imzalamak istemedi.
Biz 7 Mart, ben Pakistan'a göre Zaman Gazetesi temsilcisi olarak ve okulların yetkilisi olarak Pakistan'a gitmiştim. Toplantıya geldiğimde Hoca Efendi, çok önemli orada bir mesele var biliyorsunuz. Bu başörtüsünü başı açın meselesi iddiası var. Orada Hoca Efendi'nin ne dediğini de anlatayım bu vesileyle. Çok önemli bu. Çok dedikodu oldu bu konuda. O zaman 2000 sonrasını başka bir program yaparız herhalde. Devam edin abi. Güzel gidiyor. Evet. Bitireyim bu. 28 Şubat kararlarından bir hafta sonra geldiniz. O zaman evet. Hoca Efendi dedi ki, Hoca Efendi kararları şeyini öğrenmiş. 18 madde mi var ne dedi. 14, 15 mi? 13, 14 mi? O maddeler bizimle alakalı dedi. Kolejlerle ilgili dedi. Bizim kurumlarımızla alakalı dedi. Daha önce imamlar var, Kur'an kursları var, değişik İslam. Bütün İslam bir şey var ama dedi. Esas niyetleri bizim okulları kapatmak istiyorlar. Böyle bir eğitim yaptırmak istemiyorlardı. Bunu hatırlarsın. Mehmet Ali Brandt de demişti. Ya kuzgun neşe ya devlet başa. Milliyet'te yaptığı röportajda bunu açıkladı Mehmet Ali Brandt. O yüzden o ambargo yedi, dışlandı, ismi silindi, işine göreve son verildi o dönemde askerler tarafından. Niye bizim sırrımızı ifşa edildi askerler biliyor musunuz? Mehmet Ali Brandt açık yazdı. Ya bu ülkeyi biz yöneteceğiz ya Fethullah Gülen İngiliz adamı yönetecek. Biz onlara istemiyoruz. Ya kuzgun neşe ya devlet başa. Manşet buydu biliyor musunuz? Bundan dolayı Mehmet Ali Brandt çok ciddi hırpaladılar daha sonra. 98'de oldu bu olaylar. Ben şimdi Hoca Efendi'nin bize dediği şeyi anlatacağım burada kısaca, onu söyleyeceğim. Ben bu esnada şeyi koyacağım. Yani şu an 28 Şubat kararlarına bakıyorum. Ben de yani geçmiş tarih 30 sene, 25 sene olmuş insan. Yani, 18 madde mi? 18 madde. Bazı doğru. Maddeleri hala gizli. Uluslararası diplomasi etkilediği için tam yazmıyorlar. Aşırı dinci kesimlerden sızmaları önlemek için mevcut çerçevesinde alınan tedbirler. Bütün kamu kuruluşlarında uygulanacak. İrticai faaliyetler ve yasa dışı örgütlerle irtibatları nedeniyle TSK'dan ilişkileri kesilen personel diğer kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamı ile teşvik unsuruna askeri imkan verilmiyor. Askeri plakları kastediyorlar. Evet. Sonra şeyden bahsediyor. Anayasa aykırı 13, olaylar. 13-14 maddeler bizimle, kolejlerle ilgili. Eğitim kurumları, kılık kıyafet. Evet, kılık kıyafet. Şimdi ben bunu anlatacağım size burada. Önemli burası. Şimdi Hoca Efendi dedi ki toplantıda, çok aleyhte şeyler var dedi. Bizimle alakalı. Arkadaşlar dedi. Bir dedi. Resmiyeti daha önceden tedbir almıştık. Allah'a şükür sıkıntı çıkmadı biliyorsunuz. Tefişlerde. Hocam şunu söyledi. Arkadaşlar dedi. Özellikle bayanların çalıştığı kurumlarda dedi. Dershane ve okulları kastediyor ağırlık olarak. Kurumlarda bayan. Çünkü bak, kız okullarımız var. Erkek ayrı okullar var. Dershaneler kız ayrı binalarda eğitim görüyor, müstakil. Ama kızlar örtülebiliyor. O zaman öyle. Öğretmenler örtülü. Dedi ki Hoca Efendi, özellikle bayanların çalıştığı kurumlarda, okul ve dershaneleri kastediyor. Şu andaki istenen mevzuata, resmiyete, hani örtü yasak ya o mevzuata biliyor, meşhur mevzuat. 81'de evrenin çıkardığı madde o. Uyamayan bayanlar istifa etsinler dedi. Çünkü dedi okulları kapatmaya sebep olabilir. Hiçbir kurumumuzu kapattırmayacağız inşallah dedi. Hakikaten hiçbir kurum kapanmadı o dönemde Allah'a hamdolsun. Bir dedi bayanlar istifa etsinler dedi. Bu resmi şeye, mevzuata uyamayan ve uyamayacak olanlar istifa etsinler dedi. İki, istifa etmeyip mevzuda uymayanlar dedi, işine son verin dedi. İstifa etmiyor ama mevzuda uymuyor. Yani örtü mesela uymuyor. İşlerine son verin, gitsin evinde otursunlar dedi, takva evde yaşanır dedi. Biz kurumları kapattırmak istemiyoruz dedi. Bak üç, kesinlikle dedi dışarıdan bize dost, milliyetçi, muhafaza uygun bayanlar bulun. Mevzada uyabilecekleri bulun. Onları yerleştirin. Bu süreç 5-10 yıl sürecek. 5-10 yıl buna katlanmaya mecburuz dedi. 4. Eğer dedi mevzuata uymaya kabul eden, vicdanen bunu kabullenenler olursa, onlar da o talebe yetişmek için, o katlandığı için sabretsinler. Geceleri sabaha kadar tövbe istifa dua etsinler günahları için, ama yeni bir nesil yetişmeye vesile olacaklar. Onların vicdanı kararı dedi. Burada başörtüsü açma, günah, haram, sevap, fetva yok kardeşim. Bu iftiraya atanlar Allah onları bildiği gibi yapsın.
Bu mevzuda bu... Umay'a razı olanlar kendi günah ve şeylerle dedi, gece ağlasınlar, tövbe istiğfar etsinler. Ama bu nesli geçmesi için dedi, ihtiyaç var kendileri bilir. Karar onların. Yani bir manada diğer işte hani başörtüsü füruata ait bir meseleledir tartışması. O ayrı bir konu biliyorsun. O ayrı bir konu. Bu tartışmayla ilgili değil de bu söylediklerinizden şöyle bir mana çıkar mı? Hani pozitif ayrımcılık deniyor ya işte, ne bileyim hani siz bilirsiniz, eğer devletin dayattığı mevzuata uymak isterseniz, mesuliyeti size ait, tövbe istiğfar edin. Veba sizi uyarsan. Uymak istemiyorsanız istifa edebilirsiniz, etmiyorsanız görevlerini değiştirin. İşine son verin. İstifa etmiyor. Etmiyorsanız görevlerine son verin. Biz devletin mevzuatıyla mücadele etmeyeceğiz demiş oldu. Yani evet. Kendi karşı müdafaa etme durumundayız diyor. Mücadele tamam, ederek değil, müdafaa yaparak. Tamam. Yani ve Hoca Efendi bu sürecin biliyorsun 98 çok gergin geçti. Okullar teftiş, denetim, sıkı bir şeye geçti. Bir şey olmadı Allah'ım ama 99 Haziran'da biliyorsun patladı. Hoca Efendi bu olaydan 3 ay önce sağlık sebebiyle 23 Mart 1999'da Türkiye'de ayrıldı. Amerika'ya gitti. Ve 3 ay sonra 20 Haziran'da ATV'de o meşhur paşaların Kemal Yamak mıydı çıkan? Paşa Kemal Yamak olabilir. İsmini tam şimdi Kemal Yamak değil de diğeriydi. İsmini şimdi hatırlayamadım. O meşhur derneklerin yetkilileri çıktılar. Hocamın bantlarını montajlı bantlarla Hoca Efendi'ye ciddi bir saldırı kampanyası başlattılar. Bu ATV'de başlayan düğmeye ben bastım tartışması. Evet, Ali Kırcan'ın programıydı. Ali Kırcan'ın başı. Evet, tamam. Evet. Ve şimdi bu süreci Hoca Efendi Amerika'da. Ve bu cemaatin ciddi şekilde Türkiye'de yok edilmek istenmesinin ana şeyi oydu. Ama Allah'ın izniyle o kadar ciddi başarılı olamadılar. Neden? Bir, çok para çalmışlar, bankalara dolandırmışlar. Bu emekli askerler ve diğer o bürokratlardan tut, ekonomistlere kadar veyahut da tüccarlara kadar kim varsa hepsi. Türkiye krize girdi, içinden çıkamadılar. Türkiye borçlandı, bankalar battı biliyorsunuz o dönemi. Ve orada bir deprem oldu. Yani 17 Ağustos 99 depremi oldu. O çok ciddi bir travma Türkiye için oldu. On binlerce insanın ölümüne sebep oldu biliyorsun malum. Ve bu travmanın üzerinden Türkiye toparlanamadı. En sonunda AK Parti iktidarı 2002 yılında iktidara gelince dengeler yeniden değişti. Şimdi yeni süreci başlayabiliriz. Yani belki o dönemle ilgili şöyle bir şey, işte ekonomik krizi düzeltmek için işte gelen koalisyon hükümetleri, yazar kasa fırlatmalar, anayasa kitapçı fırlatmalar gibi şeyler, o dönem bir de Susurluk kazası oldu. Yani toplumsal hani devlet, MIT, mafya el ele, insanlar temiz eller, tencere eylemleri yapıldı. Bir dakika aydınlık şey... aydınlık için bir aydınlık dakika karanlık yani. Eylemleri oldu. Hatta Erbakan'ın o dalga geçtiği bir şey de var. Böyle değişik eylemler toplumda bir bu yozlaşmayla ve yolsuzlukla mücadele şeyi oldu. Buna karşılık olarak da Refah Partisi içerisinde barınamayan yenilikçi kanat yeni bir parti kurdu. Geniş bir tabanla AK Parti yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla yolsuzluk mücadele etmekle için kuruldu. Hatta ilk şey. Şimdi o zaman yani soruya o şekilde yine devam mı etsek, yoksa benim diğer soruma mı geçsek diyorum ama o şekilde devam edelim. Şimdi şu ana kadar fiilen işte okul açmadan yurt açmaya, Orta Asya'ya gitmeden diğer meselelere karşı danıştığınız bir aksakalınız var, toplantılarınız var, şey yapıyorsunuz, istişare ediyorsunuz Fethullah Gülen Hoca Efendi bil fiil olayların içinde. Şimdi o zaman 1990'dan itibaren değişen şey ne oldu? Öyle cemaat açısından başlayalım istiyorsanız. Sonra ben şeyi soracağım. Eğer ona girmek isterseniz. Mesela Hüseyin Kara ile Zeynep Hanım'ın yaptığı mülakatta Hüseyin Bey bahsetmişti. Yani ilk andan itibaren işte Hoca Efendi bize siyasilerle ilişkileri şu çerçevede kurun diye bir sınır çizdi. Biz o sınıra riayet etmedik demişti. Yani
Ben aslında şimdi çok tek başına sadece AK Parti ile ilişkilere yoğunlaşmak istemiyorum. Ayrıca konuşabiliriz. Ama cemaat içi yönetim mekanizmaları, işte büyüyen bir cemaat var, dünyanın her tarafına giden bir cemaat var ve Hoca Efendi Amerika'da herkesin vize alıp görüşebildiği bir noktada değil. Yeni yönetişim mekanizmaları nasıl ortaya çıktı? Bunları biraz 2000 yıl öncesi, işte 28 Şubat öncesi Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin Türkiye'de olduğu dönemle Amerika'ya taşındığı dönemi karşılaştırmanızı rica ediyorum. Öyle başlayalım. AK Parti meselesini sonra konuşalım siyasetlerle ilişkisi. Şöyle söyleyeyim. Hoca Efendi'nin Amerika'ya gitmesiyle Türkiye'deki aylık düzenli toplantılar tabii ki yapılamadı biliyorsunuz. Amerika'da 3 ayda bir veya 4 ayda bir sınırlı sayı insanın gitmesiyle, yani üst seviye abilerimizin gitmesiyle yani istişareler yapıldı. Ama artık Türkiye'deki konuları abilerin yönettiği bir dönem başlamış oldu. Hoca Efendi'nin dolayısıyla müdahil olduğu, bir bilgi sahibi oldukça bazı şeyler tavsiyede bulundu. Zaten Hoca Efendi biliyorsunuz genel prensip emretmez. Tavsiye eder, yol gösterir, istişare eder, herkesin fikrini alır ve ortak kanaata uyar. Bazen cemaatin de aleyhinde olsa veya da maddi zarar dahi olsa o heyetin kararına pek gider Hoca Efendi. Efendimizin Uhud'da yaptığını benzeri yaptığı vakalar vardır. Ben bizzat şahit olduğum şeyler var. Onları da zaman içerisinde anlatacağım. Hoca Efendi gidince zayıflı kitaplar var, eserler var, gazete var, televizyon kurulmuş, cemaatin büyümesi var Türkiye'de. Herkes ne yapacağını biliyor ve sistem var bizde. Yani dershaneler var resmi, okullar var resmi, vakıflar resmi, dernekler resmi, sistem resmi çalışıyor. Ancak resmi yapı içerisinde resmi görünmeyen bazı şahıslar tokmak elinde, davul öbürünün elinde olduğu vakalar maalesef var. Yani Hoca Efendi varken de bunlar vardı. Resmiyete görünmüyor arkadaş ama o abi gibi veya gibi durumlar o zaman da oldu. Burada bir parantez açabilir miyim müsaadenizle? Şimdi az önce de söyleyecektim. Teknik olarak bunu şimdi mesela İngiltere ile kıyaslayınca teknik olarak Türkiye'de tekkeler zaviyeler kanunundan ötürü hususen cemaat mesela normal şartlar altında Gülen hareketi İngiltere'de başlamış olsaydı bir cemaat olarak register olup kaydolup istediği medya istediği şeyi ona göre yapabilirdi ama Türkiye'de o bütün bu kurumların yok. Yasal olarak ayrı ayrı var olma şansı var ama bir cemaat çatısı altında birleşip istişare etme mümkün şansı yok. Bu bağlantıları sağlarken özellikle bir o bağlantılarda böyle ister istemez yokmuş gibi davranma. Evet. Anladım. Yani varmış, bu anomaliden de olmuştu. Bu gerçek yani. Bu Türkiye'nin şartları ve durumundan dolayı. Yani bir mesela bazı insanlarla ilgileniyorsunuz, resmi insanla ilgileniyorsunuz, tanışıyorsunuz, görüşmenizin sesi yok. Sohbet yapıyorsun belki ama bir adamın namaz kıldığını söylediği anda o görevden atıyorlar mesela. Bundan kaynaklanan sıkıntılar bunlar Türkiye'de. Şimdi bu Hoca Efendi'den sonra 3 ayda bir, 4 ayda bir görüşmeler yapılarak sistemine devam etti. Çünkü sistem kurulmuş. Hoca Efendi'nin en büyük özelliği şahsına bağlı bir sistem kurmadı. Hoca Efendi kurumsallaşmış, vakıf mal varlıklarını vakfın üzerine tutan ve vakıf şirketleri, Trust gibi şirketler kurdurdu. Vakıf şirketleri Amerika'da var biliyorsun. Trustlar var. Sonra vakıf şirketlerinin vakıfla ilişkiler sıkıntı çıkınca normal şirketler kuruldu. Gazete normal bir şirkettir. Ama ortakları kar payı almamak üzere kurulmuş şirkettir. Resmiyette kar payı vardır ama kar payını asla almamışlardır. Kar payları devamı sermaye eklenmiştir. Trust şirketlerdir. Hizmetin kurduğu bütün şirketler Trust şirketlerdir. Kar payı hiçbir kişi almaz. Çalışan kişi maaşını alır. Karla yıl sonu karı gözüküyor mesela diyelim 5 milyar lira misal. O sermayeye aktarılır devamlı. Vakıf gibi bir nevi ama trust şirketi diyor. Amerika'da var bu sistem. Amerika'da bu sistem var biliyorum. Biz oradan bunu öğrendik. Şimdi bu sistemle bir vakıflar, dernekler, vakıf şirketleri bir de trust şirketlerimiz daha çok oluştu. Çünkü Türkiye'de yapıdan dolayı cemaat yapısı yok. Kurman mümkün değil. Mecburen böyle bir durum meydana geldi. Bu bir gerçek. Hoca Efendi gittikten sonra yine devam etti görüşmeler. O süreç içerisinde 2002 Mayıs ayında AK Parti kuruldu biliyorsunuz. Refah'ta ayrılanlar Yenilikçi AK Kanat diye kuruldu. Tayyip Erdoğan hatta yasaklıydı. Erdemliler Hareketi kuruldu önce. Evet. Öyle mi oldu? Öyle hatırlıyorum ben. Erdemliler Hareketi olarak Abdullah Gül şöyle parti kuruluşunda Tayyip Erdoğan da
Var ama şey olamıyor, var. Milletvekili olamıyor, seçilme yasağı var. Evet, öyle bir durum vardı. Milletvekili olan değilse, bize şu konumuz o değil şu anda. Ve Kasım ayında iktidara geldiler. Genç Parti'nin %8 oy almasıyla, diğer partilerin de kaybetmesiyle bir anda CHP ile iki partili bir iktidar oluştu ve bir anda 365 milletvekili, hiç ummayan bir şeyle, bir anda meclisi çoğunluğu ele geçirdi. AK Parti'nin gelmesinden sonra Hoca Efendi'nin tavsiyesi şu. Bakın, ben şöyle söyleyeyim. Zaman Gazetesi'nde ben uzun yıllar görev yaptım. Zaman Gazetesi'nin ilkeleri vardı. 11 madde. Bunu Fehmi Koru bastı. Ben böyle görmüşüm. Kitabı da var. 11 madde. Birinci madde demiyorsun. Bütün siyasi partilere eşit mesafede davranacaksınız. Davranılacak. İkinci madde, siyasilerin şahsi ve diğer şeyleri konusunda gereksiz abartı haberler yapılmayacak. Gereksiz. Ve devam ediyor bu şekilde. Ve bu 11 maddeyi Zaman Gazetesi'nin Yüksek İstişare Kurulu vardı. İcra Kurulu değil. İstişare, dıştan kişiler çoğu. Ve bu İstişare Kurulu, Fehmi Kurulu'nun kitabında anlatıyor. İki ayda bir gazeteye gelirlerdi. Biz gazeteci değilim ben, ama kimyacıyım. Naci abi mühendis, Abdullah Yavaz abi ilahiyatçı. Değişik arkadaşlar da başka isimlerini söylemeyeceğim burada. 6-7 kişi üst yönetimdeyiz. Ve bu şahıslar bizi iki ayda bir, bazen üç ay olurdu bazen, gelirler gazeteye, bir yemek yenir önce. Sonra Nevzat Yalçıncaç'ın başkanlığında yardımcı Sabahattin Zaim profesör. Maşallah şey abi. Gibi. Evet. Dünya karması gibi kadronu sormuş. Ali evet. Coşkun. Bakın Ali Coşkun. Efendim Yaşar Tunagır Hoca. Mahmut Bayram Hoca. Fehmi Koru, gazetenin eski yayın yönetmeni, Ankara temsilcisi ve başyazarı. Alaaddin Kaya, gazete internet sahibi. Ve birkaç kişi daha oluyordu bazen. 7-8 kişi iki ayda bir bizi o 11 maddeyle kibar kibar sorgularlardı. Yani danışma heyeti gibi bir yerde, istişare heyeti. Burada şu haberinizde şu hata yapmışsınız. Siyasi hikaye meyletmişsiniz. Şu haberde şu var. Değişik konularda bizi ikaz ederlerdi. Hoca Efendi'yle yaptığımız haftalık görüşmeler, gazetenin haftalık görüşmesi Hoca Efendi'yle, İstanbul'da olduğu sürece. Haftalık görüşmesi Hoca Efendi'ye, şunu bize dedi Hoca Efendi, o kişilerin dıştan olaya bakıyorlar, fikirlerini, düşüncelerini bana aktarın. Ne diyorlar, onu mutlaka görüşelim. Biz maddeden not alırdık, onlara kibar kibar cevaplar verirdik. Onları Hoca Efendi'ye arz ederdik. Hoca Efendi, bunların fikirleri çok önemli, dıştan bakıyorlar. Siz hatalarınızı iyi görüyorlar. Bunları düzeltin, bunlara dikkat edin diye bize her iki ayda bir Hoca Efendi de ayrıca onlar ne dediler sorar ve onların fikirlerini alır, bizi uyarırdı. Biz de gazete 7 kişi, üstelik 7 kişi birbirimizi uyarırdık. Mesela ben heyecanlı Fıtat'ım. Ben bir haber girmek isterim mesela. Bazen siyasi olur, başka türlü bir şey olur, cemaatlerle ilgili bir haber olur. Aymaz abi dur der. Bak bu maddeye aykırı der. Ne der toplantıda dediler toplantıda? Nevzat Yalçıncaç başkan çünkü. Hoca Efendi ne dedi? Yapamayız. Bazen onlar bir şey yapmak ister. Ben derim ya bu doğru ya. Bir aramızda 7 kişi birbirimizi kontrol ederdik. Ve gazetenin yani hem İslami yönden hata olmaması, hem insani yönden, hem de siyasi yönden tarafkir duruma düşmemek için dikkat ediyorduk. Ama mükemmel miydik? Hayır. Bu ne kadar sürdü bu sistem? Ama yani sistem hala... Bu sistem devam etti mi yani sonuna kadar? Hoca Efendi Amerika'ya gidince bu sistem maalesef yeni dönemdeki gelen yayın yönetmeni Ekrem Duman'ın tarafından pek uygun görünmedi. Zaman içerisinde tasfiye ettiler bu sistemi. Yani ilk mesela sallıyorum 2005 itibariyle Yüksek İstişare Kurulu toplantısı oluyor muydu fiilen? Benim bildiğim kadarıyla 2003-2004'ten sonra herhalde kalmadı. STV'nin bu... vardı mesela böyle vardı. Onunki biraz daha galiba devam etti 2005-2006 o da iptal oldu. Peki çünkü verilen fikirler, istişareler Hoca Efendi'ye gitmiyordu. O şahısların fikirlere pek ters geliyordu. Çünkü bazı hatalarımızı, insan fıtratıyız, hatamızı görmek istemeyiz. Birisi uyarınca da rahatsız oluruz. Rahatsız olunca onları yavaş yavaş dışlarız. Ama mesela Ekrem Dumanlı yine yönetime geldiği zaman yeni bir prensipler silsilesi yayınladı. Aynı prensipleri mi yayınladı, yeni prensipler mi yayınladı? Yani... O 11 madde Hoca Efendi'nin koyduğu 11 madde onu kimse değiştirmemeliydi. Onlara uymamız gerekirdi.
Birinci madde, bütün siyasilere eşit mesafede olacağız. AK Parti'ye bunu olabildik mi? Olamadık mı diye düşünüyorsunuz? Olamadık. Sonra aleyhinde olduk. Yine olamadık. Sonuç. O yüzden yani bu konuya girmek istemiyorum. İstişare mevzuna tamam. Uyamadık. Yani medya özelinde zaten merak ettiğimden sormuyorum. Yani onu zaten şey yaptınız. Başka mesela bu yani cemaatin genel yapısı içerisinde işte bir kısım pek çok meselenin doğrudan Fethullah Gülen Hoca Efendi nezaretinde istişaresi olmamaya başladı diyelim. Yani daha fazla evet, otonom yönetimler evet. Ortaya çıktı Türkiye'de. Daha fazla insan bilfiil en azından meselelerin %90'ını belki yerinde halletme yetkisi gücü ele almış oldu. Evet. Bu hala daha yani nasıl etkiledi sizce cemaati yani bu? Bu çok önemli bir etkileme bu. Çok önemli. Hoca Efendi ayrılmasıyla oluşan bir şey. Şöyle söyleyeyim. Ben geçen bir tweette bunları yazdım. Bir, hizmet başladığında hadimler vardı. Herkes hizmetkardı, koşuyordu, her şeye sarılıyordu. Böyle büyüklük taslama, amirlik falan yoktu. Herkes hakikaten çok fedakarca koşturuyordu. Hasbi, maddi menfaat beklemeden Allah rızası için çok ciddi hamleler yapıldı. Ve hizmeti büyüten, o 80 öncesi yetişen, dershanede yetişen insanlar, üniversiteyi kazanan, bitiren insanlar ve bu davaya gönül veren, yani %80'i hizmette aktif kaldılar o dönem yetişenlerin. %80. Ve bunlar bu cemaati büyüttüler, devam ettirdiler. Vesile oldular Allah'ın izniyle. Hoca Efendi'nin vesilesi, Allah'ın da takdiriyle 90'a kadar böyle geldik. Hadim zihniyetiyle geldik. Yani hizmet, baştaki abi olan kişi cemaatin hizmetkarıdır. Hı hı. Her şeyle koşturur, dertlenir, amirlik taslamaz. Hı hı. Mantık buydu. Hoca Efendi başlamış. Ağabeylik, patronluk değil yani. Ha, evet. Ama neyse daha devam edin, bölmeyeyim. Devam 93 yılı geldiğinde hepimiz 40 yaşlara yaklaştık. Bazı abilerimiz 45 yaşına gelenler vardı işlerimizde. Hoca Efendi şunu dedi, Hoca Efendi. Bir toplantı yaptı bizlerle. Yaklaşık 50-60 kişi Türkiye'den gelmiş. Büyük abi bildiğimiz. Hepsi vardı istisnasız. 93 yılıydı, iyi hatırlıyorum. Biz de o zaman gazetedeyiz. Biz de oraya gittik. Dedi ki Hoca Efendi, cemaat büyüyor dedi. Çok özetle söylüyorum. Cemaat büyüyor. Cemaatin öndeki kişilerin yıpranmaması gerekir dedi. Çünkü dedi, parayla uğraşıyorsunuz mecburen dedi. Herkes icracı ya. Herkes abi. Yani her ne kadar hadim olsalar da mecburen tayin yapıyorsunuz. Adamın görevini değiştiriyorsunuz. Hata yapıyor. Ceza veriyorsunuz belki. Dolayısıyla o hadim bir ruhlu abiler konumu gereği mecburen yavaş yavaş insanlara uygulama başlıyor. Ve bunlar rahatsız sebep oluyor. Dedi ki hocam 93'te. Parayla uğraşmayacaksınız. Mütevelliler bakacak mali konularda. Eski karar da bu. İki, birincisi parayla uğraşmayacaksınız. İki, insanlara emir verme, talimat verme gibi. Çünkü kurumlar da oluştu ya birazcık o dönem. Dershaneler, okullar, genel müdürler falan. Emir verme şeklinde abilere konuşuyor bunu. Emir verme konuda olmayacaksınız. Üç, parayla uğraşacaksınız. Bir de tayin yapmayacaksınız. Bu üç şey sizi yıpratır dedi. Siz hizmet eden insanlarsınız, fedakar insanlarsınız, cemaatin önünde görünüyorsunuz. Sizin yıpramamanız gerekir. Nasıl Hoca Efendi bunları kendisi yapmıyorsa siz de yapmayın demek istedi bize. Çünkü siz bunu yaptığınız sürece yıpranacaksınız. Bakın dedi, cemaat büyüyor dedi. 93. İleride bir Fethullah Hoca bu cemaate yetmez dedi. Herkesin sevdiği, saydığı, değer verdiği, problem çözmeden yardımcı olan ve cemaatin önünde önder görünen, ciddi icraatla uğraşmayan, parayla uğraşmayan, tayinle uğraşmayan nasih abilere ihtiyaç vardır. Aynen hocamın önemli kararıdır bu. Nasih abiler dönemi böylece başlamış oldu. 93. Ama evet. Sene 2023'e gelmesine iki kaldı. Hala bırakmayanlar var. Hiç de öyle değil. Siz de, evet, siz de bırakmayanlar var. Devamlı eski abiler görevi bıraksın diye, Hoca Efendi hatta böyle demişti diye bunu hatırlatıyorsunuz, doğru. Şimdi insanın aklına şu geliyor, yani bu hareketi nihayetinde bu noktaya getiren insanlar niye böyle zor bir zamanında görevi bıraksın ki? Yani bunu böyle istemek şey değil mi, biraz mantıksız değil mi? En çok ihtiyaç duyulduğu dönemde yıllarca bu işe emek vermiş, ter akıtmış,
Hani hayatını bu işle merc etmiş insanlar neden bıraksın? Yani bıraksın veya yani bu birinci kısım, ikincisi ki kime bıraksın? Bıraksın da ne yapsın? Anlatabiliyor muyum? Bu da bir insan ve emek israfı değil mi? Adamlar o kadar tecrübe var, şey var, niye istifade edilmesin? Yani nasıl Söyleyeyim bıraksın? onu. Ne demek istiyorsunuz yani? Bırak derken hizmetten bırak dedik kastetmiyoruz. İcra yapma görevi. Sadece hizmette icra görevi mi var? Teftiş var, denetim var, nasihlik var, hakemlik var, problemler çözüm hakemlik var. Bu abilere bu yakışır. 50 yaşından sonra bu abilerin yapacağı şey hakemlik yapmaktır, problem çözmedir. O zaman diyor, problem çözen insanlar diyor. Hakem olacaklar. Kurumların yılda bir hizmetin denetlenmesi var. Burada heyette bulunacaklar. Cemaatin keyfiyet kazanması için kamplar, sohbetler düzenli yapacaklar. Bunlar hep ömür boyu devam edecek bunlar. Sadece icra yapacaklar. Yani direksiyonda bulunmayacaklar. Arkada oturup yavaş gidin, fren yapın gençler. Aman ağırlı zahmet vermeyin. Eski tecrübelerini faydalanın, bunu hizmette kullanacaklar. Vazifeye devam edecekler her türlü. Ancak tek şey tayin yapma, icra, emir verme, icra yapma, paraya elde sürme meselesi. Bunun dışında her türlü vazife ve hizmet devam edecekler. Ben derken kastederken bunu kastediyorum. Şimdi bu birincisi Hadim dönemiydi. 90 sonra nasihler başladı. Hocam 40'tan sonra yavaş yavaş herkes bıraktı. 50'ye kadar, 50 yaşa kadar en son 50 yaş demişti. Ve ben bunu bir genç bandını, geçen bandını YouTube'da da yayınladım. 12 dakikalık hoca efendi. Recep Bey siz de bırakın dedi. Naci Bey siz de bırakın dedi. Hacı Kemal gibi olun dedi. Hacı Kemal gibi. Aynen söylüyor efendim. 95-96 bandı. Ben biliyorum bandı. Şimdi bu da mesele ne? Cemaatin önünde abilik yapacak, sözü dinlenecek, nasihlik yapacak, yön verecek, icracıları denetleyecek, yeri geldi mi ağırlıkçı tefsir edebilecek yetkili abiler olacaklar. Ömür boyu hizmet devam edecek, ölünce kadar. Yani direksiyonda durmayacaklar, arkada durup yönlendirecekler. Çünkü ben yaşım 65, bundan sonra nasıl koşabilirim? Ben yaşım 22 dershane kurduk, 27 okul açtık. Biz hocam ben de o yaşta kullandı, istihdamette koşup durdu. Şimdi niye gençlere fırsat tanımıyoruz? Yapsınlar, biz yönlendirelim. Yanlış yapmana engel olalım. Sizin aklınızda aslında birbirleriyle bağlantı bir iki soru var bu konuyla ilgili de. Sizin aklınızda ideal hizmet hareketi yönetişim metodunda diyelim ki icranın içerisinde işte bir yerde direktörlük, ağabeylik, hadimlik yapan insan yaşı kaç mesela olmalı? Şimdi ben bu soruyu değil, şimdi tam soruyu tam da anlamadım. Bu soru değil de ben şu anda şunu Yani söylemek şöyle istiyorum. şöyle mesela şey demek istiyorum. Şimdi bu hizmet hareketinin büyümesiyle dediniz ki özellikle 40-50'yi geçen insanlar daha ziyade denetleyici, nasih ve düzenleyici hakem rolünde olmalılar. Hakem Tamam. rolü, değişik görevler mi O yapacaklar? zaman mesela diyelim ki Finlandiya'daki işlere nezaret eden bir abi en fazla 45 yaşında olmalı. Onun ekip arkadaşları da belki bir 5 jenerasyon altında böyle bir şey mi ideal? Yani denetleyen kısım 50 yaş üzeri olabilir. Evet. Ombudsmanlar, yönetilenler. Evet. Ama orada bir fiil icra yapanın en yaşlısı belki 45 olmalı. O da hani 50, en fazla geleceği 50. yani işte hani ideal olarak direkt 40 ile son 50 şeyi arası söylemedim. mesela bazı insanlar vardı İsmail Bey. 10 yıl icra yapar. Problem bir tiptir. Sıkıntı yapıyordur. Yaşı 40'a gelmiş ama icrada görev vermezsiniz adama. Başka görev verirsiniz. İlla ki icra yapmak şart değil. Mesela şimdi bir insan diyor ki ya Amerika Başkanı yaşı 65-70 adam diyor görev yapıyor. Ama 8 sene yapabiliyor. Sen şimdi 20 yaşında abiliğe başlamışsın diyeyim, 25'te mi diyeyim, başlamışsın. Yaşın 50 olmuş. 25 yıldır aynı işi yapıyorsun. Basiret körlüğü meydana geliyor mu? Ufkun kapanıyor mu? Hep aynı şeyi yapa yapa kitleniyorsunuz. Ama değişik görevlere döndüğünüz zaman o arızayı görüyorsunuz, hatayı görüyorsunuz. Tecrübe etmişsiniz yıllarca. Birikiminiz var. 50 yaştan sonra teftiş, denetim, hakemlik ve nasihlik cemaat yetişme yönünde çalışmak durumundayız. Yoksa 70 yaşında bir insan araba kullanabilir mi? 80 Zaman arabanın ne olur? buradan 50 yaş üstündeki sessiz sakin duran hizmet ağabeylerine de şöyle bir şey çıkarıyor. Fiilen icrada bir göreviniz yoksa da hizmet hareketinin yanlışlarını siz de aslında bir manada usulediniz uyguluyorsunuz. Yani gördüğünüz yanlışlıkları siz de dile getirin, düzenleyici olun, ıslah edici roller kaşe yapın, tecrübenizi, birikiminizi kullan diyorsunuz. Ben şimdi siz bu konuşmanın başında bir şey söylediniz, not aldım. Fethullah Gülen Hoca Efendi dedi ki biz şöyle bir nesil yetiştirelim dedi. Dil bilen, Evet.
fen eğitimi almış, yani bilimsel bilgiye önem veren, teknolojiyle aşina, teknolojiyi kullanabilen, dünya ile alaka kurabilen, ilişki kurabilen, dünyanın dilini anlayan diyelim, ahlaklı. Bu beş maddeyle ölçsek sizce mevcut hizmet hareketi, bu yani mesela yöneticileriyle, tabanıyla neyse, dil bilen insanlardır, bunu başardık çoğunluğumuz itibariyle, fen eğitimine saygı duyan insanlardır. Yani işte hani ben şimdi mevzuyu direkt rüyalarla amel etmeye getirmiyorum ama şimdi böyle şeyler var. Bu hadise ne zaman bitecek? Bu bir sosyolojik bir süreç. İşte çeşitli etkenler değişmeden değişmeyecek şeklinde bir yorum okumuyoruz. Çoğu zaman okuduğumuz başka bir şey. Teknolojiyi iyi kullanan, dünyanın gidişatından da haberdar, ahlaklı nesiller. Sizce bunu ne kadar başardı hizmet hareketi? Hoca Efendi'nin koyduğu bu ideal, hedef. Ne dereceye yaklaştığımız veya yaklaşmadığımızı Türk toplumu gördü. Ben şahsi kanaatimi soruyorsanız, ahlaki yönden %90 Allah'ın izniyle o konuda gayet iyi bir duruma geldiğimizi biliyorum. Eğitim yönden %50 başarılı olduğumuzu biliyorum. %50 başarılı biliyorum. Ve teknoloji kavramı da ancak %30'ları ancak yakalayabildik. Söylüyorum. Dünya ile entegreyi bu süreçte birazcık şimdi anlamaya başladık. Bu işin gerçeği bu şimdi. Yani hedef kondu ama biz hedefi ne kadar yapabildik? Bakın, vallahi helal olsun yani. Türkiye'de gününde... Çok hakkaniyetli notlar verdiniz. Evet, değil mi abi? Profesör İbrahim Öztürk Hoca şey dedi. Bu cemaat her şeyi eleştirir ama dedi. Binlerce, yüz binler insan yetiştirdiler. Bir tane ahlaksızlık meselesi ortaya çıkmadı. Şimdikiler de 3 günde her şeyi rezil ettiler. Bu ahlak yönden elhamdülillah. Genç arkadaşları dünyaya gönderdik. Bekar arkadaşları bir tanesi yan göz kimseye bakmadılar, Allah'a hamdolsun. Bir risk çıkarmadılar. Çok, demek ki ahlaki yönden, o yönden bayağı başarılı olduğumuzu görüyorum. Yani çalmadılar, çırpmadılar. Yani bütün o bu şeylerden hatta o rahatsızlık veren yani iddialara da kimse gözünü kapatmıyor. Büyük ölçüde insanlar ya bu doğru olamaz şeklinde bir tepki veriyor ya da bu kurcalanmalı, cezalandırılmalı, kimse sahip çıkmıyor. Yani bizim hırsızımız iyidir. Abi, o soru çalma iftiralarını yapanlar, evvela kendileri soru çalan hırsızlar esas da, boş ver, ona bir şey demek istemiyorum. Soru çalan bir adam hırsızdır. Hak yemiştir, harama girmiştir. Peki bizim insanlarımızın devlete göre yapan hangisi devletin malını çalmış? Yolsuzluk yapmış. Binlerce kişi hapse atıldı. 100 binden kişi görevden atıldı. Hangisinin bir tane iddiası var ki hakkında devletin malına zarar vermiş, batırmış, çalmış, çırpmış? Bir tane iddia yok. Bu tamamen iftira bu. Ha, yapanlar varsa içimize girmiş, onlardan görünen tipler, başarısız tipler. Bizim elemanlarımız hakikaten çok çalışkandı, başarılıydı. TUS sınavından, KPSS sınavından, üniversite hazırlık kurslarından yetiştirmişiz. Yıllık, 10 yıllık çıkan soruları görmüş, kitabı hazırlamış, eğitimini yapmış. Bir adamın niye soru alsın ki o adam? Bizim de biliyor her şeyi. Bizim bu yönde de başarılıyız biz. Yani bu eğitimin bu yönde başarılıyız. Dediğim gibi bu başarının azalmasındaki etkiyi söyleyeyim. 28 Şubat kararlarından sonra bizim kolejlerimizde İngilizce eğitimi kaldırdılar. Bu bizim için bir dönüm. 2002'den sonra, 2002'den önce oldu bu. 2000'de oldu galiba, öyle hatırlıyorum. Fizik, kimya, biyoloji ve matematik İngilizce okutulmadı, kaldırıldı. Tek kaldı İngilizce dersi. Ondan sonra yetişen nesillerimizin çoğuna İngilizce öğretemedik. Çünkü bir tek derste İngilizce öğrenilmiyor. Ve teknoloji konusunda geri kaldık. Bunun müsebbibi biz cemaat değil. O 28 Şubat kararlarını yapanların, cemaatin elemanları yükseliyor, yukarı çıkıyor diye engellemek için biz o yüzden dedik ki bir yılda 100 bin kişi eğittik, ancak 5 bin kişi dil öğrenebildi. Ancak 1000 kişi teknolojiyi kavrayabildi. Dünyaya gönderebildik. Kalanı Türkiye'de kaldı. Çözülmesi gereken bir hata mı bu yani şimdi? Ciddi bir hata. Türkiye'de bu eğitimi engellediler. Bu sebebi şimdi... sebebi de bu yani. Sadece cemaat değil. Bizim eksiğimiz var mutlaka. Tam mükemmel yapamadık belki ama Bu da ciddi bir engel oldu 2000'den sonra. Yine mesela özellikle 2000'li yıllardaki gelişmelere bağlı olarak söylüyorum. Sizce, sizin şahsi kanaatinize göre cemaati bugün yaşadığı krize getiren sıralı hatalar nelerdir? Biraz daha hani onu konuşma imkanı vermediğim için bir de sizin baktığınız noktadan herkes kendince bir şey bakıyor nihayetinde. Bence tamam, buyurun. Şimdi dediğim gibi bu Hadim abiler 93'e kadar Hadim abiler görev yaptılar.
yavaş yavaş yıpranmalar meydana geldi. İcra'la uğraşmaktan, tayinle uğraşmaktan, insanlarla muhatap olmaktan dolayı. Hocam ben de onlara dedi ki siz nasih olun dedi artık. Yani yıpranmayın, cemaate yön verin, yönlendirin, hakemlik yapın, problem çözün ve keyfiyet kazandırın. Bizim cemaatimizin 2000'den sonra keyfiyet kazanması azaldı, kemiyet çoğaldı. Sonuçta bu hale geldik. O işin ayrı bir konusuna da gireceğim. Şimdi Nasi abiler Türkiye'de size şunu söyleyeyim. Hoca Efendi gidince kadar en az 70 kadar hadim abi nasihliğe geçti. Bıraktı. İcrayı bıraktı ve sohbet yapıyor. 5 Türkiye bölgesinde en az 15'er 20'şer kişi oluştu. Bunlar ders yapıyor, sohbet yapıyorlar Nasi abiler. Ancak maalesef 20 kadar abimiz Hoca Efendi'nin iyi niyetini biraz suistimal ederek açık söylüyorum ben. İcradan çekilmediler. En öndeki abilerimiz. Hoca yakınlığının biraz suistimali gibi oldu bir nevi. Hoca Efendi Bu ayrılınca Hoca Efendi'nin tercihi değil miydi yani? Yani değil. belki onları hariç tuttu, siz kalın, size Hayır ihtiyacım öyle bir şey var. yok. Hoca Efendi koyduğu kuralları genel uygular. Ama öyle bakın. Hoca Efendi bir tayin yapmak, bir yeri bir göndermek istiyorsa, onun gönlünden geçmiyorsa onu yapmaz biliyor musunuz? Çok ilginç hatıralar anlatabilirim bu konuda. Şu anda o girmeye gerek yok. Hoca Efendi Tamam. en yakın abilerin bu icraatı bırakmamayı, devam ettirmeyi, niyetlerini hissettiğini fark ettiği için kendisi yurt dışındaydı. Bir şey söylemedi. Ben şunu söyleyeyim o zaman buna cevap vereyim istiyorsan. 2009 yılında Hoca Efendi Amerika'da. Hoca Efendi abi yanına geldiğinde 20 kişi bunlar yaklaşık o civarda. 20-25 olabilir o civarda. Ben dedi 10 yıldır Amerika'dayım. Dua ediyorum. Hizmetler iyi olsun, daha iyi olsun Türkiye özellikle olmak üzere. Siz icat yapıyorsunuz dedi. Şimdi ben dedi bir karara vardım gibi bir şey söylüyor Hoca Efendi. Bundan böyle ben gençlerle icat yapacağım. Siz dua edeceksiniz dedi. Oldu mu bu? Bir dakika dur. Bir ara o dönem bir bazı Ben... insanların nasihliğe geçtiği yani. Bak. Şimdi bunu söyledi Hoca Efendi ve devamı cümlesi var. Siz benim danışmanlarım olun dedi. 3 ayda bir yanıma gelin. Hizmetin meselelerini görüşelim. Problemleri dile getirin, anlatın. Bilgi sahibi olalım. Ben gençlerle bu işi devam ettirmek istiyorum dedi. Ve bu dönemde Türkiye'den 5 bölgeci, gazete ve televizyon 7 kişi, Avrupa'dan 10-15 ülke sorumlusu, Afrika'da insanlar dönem dönem Amerika'ya gittiler. Ve o zaman direkt görüşmeye başladı. Ama bu diğer abilerimizin gönlü buna razı olmadı. Bunu Hoca Bu Efendi de bunu görünce sistemi maalesef devam ettirmedi. Sonuç bu. şu an Hoca Efendi'nin danışma heyeti olarak gözüken, yani Hoca Efendi işleri istişare edip o istişare sonuçlarını Hoca Efendi'ye bildiren heyet öyle mi kuruldu Ben artık bu kadarını söylemiş oldum. Net söylemiş yani? oldum. O abiler gene hepsi bir yerlerde görev yapmaya, icrada bulunmaya devam ettiler. Çoğunluğu. Birkaç, 3-5 kişi hariç. Devam ettiler. Kibarca devam ettiler. Hoca Efendi nezaket gösterdi. Hayırlısı olsun dedi. Siz bilirsiniz dedi. Hoca Efendi'nin siz bilirsiniz manasını ben anlattım daha önceki sohbetlerde. Gülşah Hanım'ın da anlattım. Asım'da da anlattım. Bu bizim Hoca Efendi bir şey söylerken siz bilirsiniz derse o iş fecaat bir iştir. Bizim mantık felsefemizde halt ediyorsunuz demektir. Biz bunu 76'dan beri biliyoruz. Mesela Hoca Efendi dedi ki 2008 yılında net söyledi. Türkiye'de yurt açmayın, okul açmayın, inşaat yapmayın. Türkiye süreci iyi değil. Yurt dışına yatırım yapılsın diye resen söyledi. Sanki emir verir gibi. Bak yapmayın dedi. Aynı Resen dönemde çok hicret edin filan da dedi. Neden bu tarz 1 milyon şeyler? kişi. 1 Evet. milyon kişi izledi. 95'te ben o sohbette vardım biliyor musunuz? Yok, 95 Anladın mı? harici mesela şimdi insanlar Hatta 95'te vardım. söylediği zaman Türkiye'de durum kötüydü. O zaman söylemesi normal diyebilir. Ama insanların AK Parti'den dolayı Türkiye'ye yatırım yapmak lazım, Türkiye'de işler değişti diye düşündüğü bir dönemde bile yani 2008'de Söyledi. söylediği 1 milyon kişi. Hatta ben 1 Evet. milyon kesretten kinay söylüyorum dedi. Siz 2 milyon, 3 milyon da çıkabilirsiniz dedi. Amerika'ya 1 milyon kişi gelse değer dedi. Ama biz cemaat bu tavsiyeleri kale almadık. Çünkü Türkiye'yi yöneten abilerimiz, Türkiye'yi bizim genel bir hatamız şu. Biz Türkiye merkezli, AK Parti Müslüman bir iktidar,
Türkiye Müslümanlık yapısını oluşacak. Orta Asya'ya örnek olacağız. İslam dünyasına örnek olacağız. Türkiye merkezli Batı'ya İslam'ı anlatacağız. Düşünüyorduk galiba. Ben kanaatimi söylüyorum. Bu doğru değilmiş. Yanılmışız. Hocamız Türkiye'yi terk etmiş. Amerika'da yaşıyor. Biz hala Türkiye merkezli bir dünya hizmeti düşünüyorduk. Efendimiz Mekke'yi terk etti. Medine'ye gitti. Kaç sahabe kaldı Mekke'de? Çok az. Peki biz niye Türkiye'yi terk etmedik? Hoca Efendi size çıkın diyor. Hoca emretmez. Tavsiye eder. Siz bilirsiniz en sonunda der. Siz bilirsiniz der. 95'te dedik iş adamlarına, çok zengin işte topladı İstanbul'da. Dedik ki Orta Asya çok iyi, bakir bir saha. Arazileri alın, yer alın, orada tesisler kurun, fabrika kurun, büyütün işlerinizi. Gelecek çok büyük potansiyel olacak. Dünyaya açılmaya vesile olacak. Gidin dedi. Anlattı, anlattı. Esnaflar böyle bakıyor. Türkiye'den gelmiş büyük, zengin insanlar. İstanbul, Ankara, Türkiye'nin yarısıydı. Ankara'da bu tarafı. Hoca Efendi en son ne dedi biliyor musun orada? Bunu ilk defa burada açıklıyorum. Bakın dedi, eğer bugün gitmezseniz dedi, bugün gelecek dedi, eli kolu bağlı gitmek zorunda kalacaksınız. O gün elinize sermaye dahi olmayacak dedi. Bugün gidin dedi. Bunu anlamazdan geldik. O zaman. Şimdi dedim, hocam dedi ki 2008'de okulaşmayın dedi. Şimdi kime dedi? 5 büyük bölgecinin görevi bu. 5 Türkiye, 5 bölgeci var büyük. Zaman gazeteyi ilgilendirmiyor. Açmayın dedi. Peki ne yaptı imam? Mesela Konya imamı tuttu. Bir abi okul yapmak istiyor. Kendi başına yapacak. Büyük, zengin, hizmete girmiş. Adam bir şey yapmak istiyor, hayır yapmak istiyor. O abiyi Hoca Efendi'ye götürdüler. Şimdi dikkat edin manzarayı. Hoca Efendi, hocam dedi bu abimiz, işte ben mealen söylüyorum, İşte Konya'da babasının hayrına, annesinin hayrına neyse okul yapmak istiyor. Bir kolej yapmak istiyor hocam. Hocam ne biliyor musun? Hayırlı olsun dedi. Halbuki o imam vazifesi. Hoca Efendi Türkiye yapmayın diye bize söyledi. Bu bir emir gibi söyledi bunu. Çok ciddi mesele bu. Abi sen gel, Afrika'da veya işte Orta Asya'da okula ihtiyacı var. Türkiye'de 2 trilyona bir okul yaparsın. Orada 3 tane okul yaparsın. Gel anne adına, baban adına, deden adına, hayrına 3 okul yap. Hem de Hoca Efendi'nin rızası olur. Bu abi ikna etmeliydi bu imam. O hocayı götürürken hocam abi böyle bir şey arzu etti ama sizin tavsiyenizle ona ikna ettik abimizi. Abimiz de bunu yapmaya kabul etti dese. Hoca Efendi nasıl? Allah razı olsun diyecekti. Çok ciddi ihtiyaç var. İyi düşünmüşsünüz. Afrika'ya diyecekti hocam. Bunlar hep güzel dolaylı anlatım örnekleri. Şimdi bütün bu söylediklerinizde insan aklına şu soru geliyor. Ali abi, bunların kısmen durum tespiti olarak ben de programlarda uzun uzun konuşuyorum. Size çok karşı söyleyecek bir şeyim yok. Benim de gözlemim 3 aşağı 5 yukarı böyle ama bütün bu yanlışlar yapılırken, söylemlerine rağmen işler yapılırken, işte icradan çekilsinler diyor, hicret edin diyor, Orta Asya'ya gidin diyor, işlerinizi dünyaya yayın diyor, yarın zorla gitmek zorunda kalırsınız diyor. Tuskon kurulmuş, Avrupa'da merkezi yok, Amerika'da merkezi yok, Afrika'da merkezi yok, Uzak Doğu'da merkezi yok, her şey Türkiye'nin merkezinde. Tamam. Mesela Tuskon, büyük bir olay. Mesela. Evet, şimdi yok, Brüksel'de vardı belki de hani merkezi, neyse. Ondan sonra hala, işte hala. Kurum yapmayın demiş, kurum yapılıyor. Siyasilerle ilişkilerinizi her partiye eşit mesafede tutuluyor, tersi yapılıyor. Nasihler heyeti kurun diyor, Hacı Kemal Ermez gibi olun diyor, olmuyor. İşte 1 milyon, 3 milyon neyse dünyaya yayılın diyor, yani bu da olmuyor. Bütün bu hatalar yapılırken niye hiç yani göz göre göre yapılan bu hatalara doğrudan müdahale etmiyor? Etmedi. Hoca Efendi hala 5 yıldır bir şey müdahale etmiyor. Buyurun görün neden diye yaptığınızı, görün sonucunu, görün diyor. Bunu anlatacağım ben onu. Şimdi bak şimdi şöyle söyleyeyim. Nasih heyeti kuruldu. Nasihlere görev verildi. Bakın. Teftiş görevleri verildi. Mesela bir abimiz Adana'ya bakıyordu. Bir abimiz bir de teftiş ediyordu. Ayda bir gidiyor, kontrol ediyor. Yani diyor mütevelliyle görüşüyor, abiyle görüşüyor, oradaki müdürlerle görüşüyor, hesaplara bakıyor. Bu sistem kuruldu, başladı. Ama daha sonra icracılar bundan rahatsız oldu. Hoca Efendi gidince bu teftiş heyetleri, Nasih abilerin teftişleri iptal edildi bir nevi. Ve iptal edildi maalesef. İşin gerçeği bu. Yoksa ondan devam etseydi bu kadar arızaya sebebiyet vermezdi. Atlantalar yaşanmazdı bu hizmette. Birisi tamam. Bu iptal edildi. Bu Hoca Efendi'nin ayrılmasından sonra
Bundan %80 işliyordu. O zaman maddeye bir şey daha ekleyin. Yaptığı reform faaliyetleri de geriye götürüldü diyelim. Bütün bunlar yapılırken 1995-2000 niçin müdahale etmedi? Nasi abiler size buluştu. Bunlara teftiş görevleri verildi. Nasihat ediyorlar, kamplar yapıyorlar, toplantılar yapıyorlar. Cemaate büyük toplantılar oluşuyor. 300 kişi, 200 kişi toplantılar meydana geliyor okulların üstlerinde. Ve teftiş de yapıyorlar. Ama bu sistem hocam gittikten sonra bozuldu. Ne oldu o zaman biliyor musunuz? 2000'den sonra bu sefer icracılar Nasi abiler teftiş kaldırıldığı için abilerin bir etkinliği olmadığından dolayı Nasi abiler kale alınmaz oldu. İcracılar sadece önde görünen 5-6 abiye kimse kim varsa gözüken onlara karşı dikkat ettiler. Diğer Nasi'ler teftiş görevi olmadığından dolayı teftiş, denetim, hakem görevi olmadığından dolayı abiler ciddiye alınmadı. Bu dönemdeki icracı arkadaşlar ne hadimdi ne nasihti, bunlar amir oldular. %70-80 böyle oldu. Bakın. Amir derken sonra, neyi kastediyorsunuz? Ne, yani? Amirden kastı şu. Grand tuvalet giyinen, şoför ve sekreteri olan, siyasilerle hemdem olan, personele bile zulmedebilecek kadar emreden, emir veren hizmetkar değil. Emir veren tipler ortaya çıktı süreç içerisinde. 2000'den sonra yavaş yavaş başladı. 2010'lara 12'ye geldiğimizde %80'e çıktı bunun. Hepsi amir oldular. Hizmette amirlerle hizmet büyümedi. Büyüyor göründü, şeklen büyüdü. Nasi abilerin fikirleri hiç düşüncesi alınmadı. Ve 2007'de Hoca Efendi ne yaptı biliyor musunuz? Bu Nasi abiler kenara çekildiğinden dolayı bu şekilde, hiçbir yetki verilmediğinden dolayı Hoca Efendi de Nasi heyeti kurdurdu. Akil adamlar heyeti kurdurdu. Akil adamlar. 2007'de kurdurdu. 3 ayda bir, 4 ayda bir toplantı yapıldı. Toplantıda tekliflerimiz, alttan gelen problemler, genel problemler, arızalar ve keyfiyet olmaması. Kemiyet çoğalma var ama keyfiyet yok. Sayısal bu arızalar dile getirildi. Ama önümüzde duran 5 büyük abi, onlar bizden büyük abilerimiz, icranın içinde onlar da. 5 mi? 5 büyük abi. Biz onları şikayet ediyoruz diye değerlendirdiler. Açık konuşuyorum. Abi biz de şikayet etmiyoruz. Problemler var diyor. Onlar diyor hizmet çok iyi gidiyor diyor. Abi iyi gidiyor gözüküyor. Büyüyor ama bak dikkat, arabanın ekstra duman çıkıyor. Şanzıman takılıyor. Motor bağırıyor. Abi bu patlama olacak. Maalesef dedi ki gazeteye bir heyet koyun. Televizyona bir heyet koyun. Ekrem çok iyi çalışıyor Allah razı olsun. Koşturuyor. Mükemmel. Gazete mükemmel oldu ama siyasi yönden dengeleri kaçırdık. Ergenekon davalarında ciddi hata yapıyoruz. Bakın. Bunlar hepsi konuşuldu. Hoca Efendi'ye sorun. Hoca Efendi tek işe yönetecekse tamam biz susacağız. Ama hocam bunu yapmaz. Biz Türkiye varken Hoca Efendi danışma heyetleri vardı. Varken vardı. Düşünün. Onların fikirlerine değer veriyordu. Şimdi biz büyüyünce biraz cemaat denetim oluştu. Kendimiz çok özgüven mi fazlalaştı bizde? Tek kişinin kararıyla gazete çıkartıyoruz. Tek kişinin televizyon çıkartıyoruz. Tek kişinin kararıyla bölgecilik yapıyoruz. Yani herkes bir yerde güç sahibi olmuş oldu. Şimdi buna doğru gittik sanki. Sonuçta bir heyetin bu teklifleri de maalesef ciddiye alınmadı. Hoca Efendi'ye arz edilmedi. Yanına gidilemedi, aktarılamadı. Sonuçta o 5 büyük abide alttaki 7 icracı var esas. 5 kişi bölgeci, 2 de gazete televizyon. Bizim şikayetlerimizi onlara da aktarmadı ciddi olarak. Niye diyorum? Keşke o 7 kişiyi bizim nasip toplantısına geçselerdi. Biz o arkadaşlar bizim sözü dinleyince ya abiler doğru söylüyor. Mesela diyorlar ki bize bir fikir veriyorlar. 15 bin kişi evlere aldık bu sene diyorlar yeni. Peki 4 sene sonra mezun kaç? 3 bin kişi. Soruyoruz. 12 bin kişi nereye gitti diyoruz. Bir problem bu. Yani onlar abi hamlarla haslar ayrılmış olabilir. Abi öyle şimdi, bir şey yok. Şimdi Ali abi buradaki soruyu, asıl soruyu yani söylediğinizi anladım. Tamam mı? Yani siz 2000'li yıllar sonrası ortaya çıkan problemi çok güzel 2000'li yıllar öncesine de bağladınız. Çalışan ve çalışması gereken mekanizmalar nasıl hakim bırakıldı da anlattınız. Hatta hani ben söylediğinizi anladığımı varsayıyorum. Neredeyse sayılarla, resimlerle, isimlerle bayağı net konuştunuz. Ona bir şey demiyorum. Ama şu soruyu cevaplamadınız. Fethullah Gülen Hoca Efendi neden bu sizin gördüğünüz problemlere müdahale etmedi? Hatta etmiyor. Şimdi buna da cevap vereceğim dediniz. Niye daha müdahil oldu? Hatta boğalayayım. Ta geçenlerde
işte Said Bey'i göreve getirdi. Uzun İlk yıllardır defa. Yaptığı ilk bir şey. Niye bu kadar bekledi bir şey yapmak için? Önce bu kısmını konuşalım. Belki o kısmını ayrı sorarım da yani. Neden Fethullah Gülen Hoca Efendi bütün bu söylediğiniz nasihatlerin işletilmemesi, işte denetimlerin yapılmaması, bu heyetlerin ilga edilmesi, birkaç işte insanın görevden el çekmemesi, bu adamların diğer mevzuları şikayetmiş gibi algılatması, dile getirilen problemler, siyasilerle ilişkiler, şu bu gibi meseleler, ortaya çıkan bu yeni amir, patron, abi modeli. Çünkü bu ta Şadırvan vaazında bile yıkılası abilik diye tan edilen bir mesele nihayetinde. Yani cemaatin başından beri Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin problem olarak gördüğü mesele. Bütün bu problemler olurken Fethullah Gülen Hoca Efendi acaba olanlardan memnundu da mı kenarda durdu? Niye müdahale etmedi diye insanın aklına geliyor. Yani o soruya cevap istiyorum ben şimdi. Sizce Hoca niye müdahale Efendi etmiyor? Bir emreden bir lider değil. Tavsiye eden, yol gösteren, fikir mimarı bir insan. Yanındaki en yakın insanları belli konuları idrak etmiyorsa, yapmak istemiyorsa, anlamıyorsa müdahale etmez. Buyurun der, siz bilirsiniz. Ben bunu Zaman Gazetesi'nin matbaa alımında yaşanan bir olaydan çok iyi bilirim. O zaman 95'te bunu öğrendim ben. Net öğrendim. Göz göre göre matbaanın bir sene sonra gelmesi gerekirken o heyet gelsin dediği için iki matbaa birden geldi gazeteye. Beşer milyon dolar matbaalardı. Ben toplantı dışı toplantıya müdahale ettim söylediğim halde ki o anda beni kenara çekmişlerdi kendilerine göre kızdığım için meseleden dolayı. Matbaa 17 ay yattı. Gazete 2-3 milyar zarar etti. Ve sonra hoca efendi oradaki abi de görevden aldı. Çünkü istişare etti. Hepsi evet dedi biliyor musun? Hepsi sustu. Halbuki gelmemesi gerekiyor. Yer yok. Konacak yer yok. Makine. Bir sene sonra gelsin ne olur? Hoca efendi çoğunluğun fikrine tabi oldu. Efendimiz Uhud'a çıkmayabilirdi. Niye çıktı? Hoca efendi bunu yaptı. Buyurun görün dedi. Buyurun görün. Evet. Türkiye'yi yöneten abilerimiz bizler nasıl olarak fikrimizi ben şöyle düşünüyorum. Bizler nasıl olarak problemlerin %70'ini gördük. Uyardık. Hoca efendi aktarılmadı. Alttaki 5 icracı ve 2 gazete 7 icracı da tam aktarılmadı. Onlar da karşımıza getirilmedi. Ama ben şunu söylüyorum. Biz nasiler olarak demek ki çok ihlaslı değilmişiz. Sözümüz tesir etmedi. Bu imtihana düştük hep beraber. Ve imtihanı yaşıyoruz. Ben de bunu bu şekilde nefsim için adına bunu böyle değerlendiriyorum. Takdir bu eden, bir yönü. İkincisi, Hoca Efendi yapmak istiyorlar görevi. Bak 2009'da söyledi. Benim danışmanım olun dedi. Gönülleri razı olmayınca hepsine gene görevler verdi Hoca Efendi. Mecburen bir yerlere gönderdi. Çünkü razı olmadılar. Türkiye'yi yönettiler. Şimdi soruyorum. 17-5 Aralık oldu. Vukuatlar çıktı. Türkiye karıştı. Seçim oldu. 2014 Mart, 30 Mart seçimler oldu. Yerel seçimler oldu. O süreçte Hoca Efendi Zaman Gazetesi'nde bir beyanat verdi. Bam sene çıktı. Zaman bunu yayınladı. Bakın dikkat edin. Hoca dedi ki bu bir yerel seçimdir dedi. Partiye oy verilmiyor dedi. Adaya oy veriyor dedi. Biz şu anda her partiye eş mesafedeyiz. Herkes dilediği adaya verebilir. Hatta bizi hakaret edenleri bile adayına mideniz kaldırıyorsa verebilirsiniz. Zamandaki spotlar bunlar efendim. Peki ne yaptı bizim arkadaşlarımız? CHP oy verilsin bazı yerlerde. CHP adayına verilsin laflar yaptılar. Ve buna karşı geldik o gün biz. Bu yanlış dedik. Biz CHP adını ağzıma alamayız. AK Parti'ye küstük vermiyoruz bu kadar. Nereye verse versin bile. Hocam çünkü parti hocam söylemez. Ama cemaatin insanlar bunu söylemiş gibi oldu. İstanbul'da, Ankara'da, belli yerlerde bu mesele maalesef. Tayyip Erdoğan bir yaygara yaptı. Tabii cemaat CHP oy veriyormuş yaygarası yaptı. Ve sağ Müslüman kesimi bizden uzaklaştırdı. Herkes ki bu cemaat CHP oy veriyormuş. Bizi toplumdan dışladılar. Peki buna sebep olan bizim abilerimiz oldu değil mi? Çıkalım televizyona konuşalım. O zaman karar gazeteye çıktı belli. Yerel seçimdir. Adaya oy veriliyor. Partiye oy verilmiyor. Biz şu anda her partiye eş mesafedeyiz. Herkes dilediği adaya verebilir. Hatta bizi hakaret eden, Tayyip dedi ya bize hocam haşhaşı da Hoca Efendi hakaret etti. Onların bile adayına, çünkü aday çünkü parti değil. Mideniz kaldırıyorsa verebilirsiniz dedi. Şimdi bundan fazla söz eklenir mi? CHP de fazla gelir mi? Oldu mu? Oldu. Peki ve bu Tayyip de bunu gıyaygar yaptı mı? Devlet de bu işe saldırdı mı? Cemaati yalnızlaştırdılar mı? Oyuna geldik mi burada? Çok ciddi. Peki hocam 7 Nisan 2014'te toplantı hepsine beni yanılttınız anketlerle şu olacak bu olacak yanlış bilgiler verdiniz deyip
Hepsine kızdığı zaman hangisi istifa etti? Hiçbirisi istifa etmedi, kusura bakmasınlar. Nasıl hocam beni? Siz biliyorsunuz dedi. Olay budur. Net konuşuyorum. Yani bundan ötürü hiç kimse bütün bu yanlış bilgilendirme, hatta söyleneni de yanlış uygulama, yani filan partiye oy verin diye bir talimat olmasına rağmen hatasını. Kimse hala şu anda ayrılan, bırakan, ben bu işi yapmayacağım hocam özür dilerim biz hata ettik diyen var mı şu anda? Ne, yani ne medyadan ne işte efendim Türkiye'de yönetimde olan insanlardan hiç kimse bundan ötürü biz bu işe sebep olduk demediler efendim. Özür dilerim demediler. Kusura basınlar. Evet. Sonuçta hoca efendi o yüzden daha fazla müdahale etmedi. Türkiye sürecini yaşadık biliyorsunuz. Ağır yaşadık. Ve süreç sonrası yine hala aynı kadrolar her yerde dünyada da aktif olmaya devam etmek istiyorlar. Hocam da buyurun yapın dedi. 5 yıldır yapın dedi. Bıraktı, müdahale etmedi. İlk defa müdahale etti. Niye? Yapamadığımız ortaya çıktı mı? Sosyal medyada abimizin itibarı kaldı mı? Şimdi oraya gelelim. Ama çünkü mahcup olduk, rezil olduk. Çünkü her söylediğiniz şeyden bir program daha çıkar. 1,5 saati doldurup izlenmeyecek kadar uzun bir video olacak şimdi ama yani artık kesip bölüp izletiriz, o ayrı mesele. O konuyla bu sefer bitirelim de belki ileride yine şey yaparız. Çünkü hani bu mevzular bir seferde bitecek mevzular değil ama son müdahalesinin sizce anlamı nedir? Yani işte A şahsını görevden alıp B şahsını göreve getirmesinin sizce sebebi, hikmeti nedir? Bu konuda bir sürü teori var. Öncelikle onu sorayım da piyasada dolaşan işte heyet, hoca efendi manipüle etti. A şahsını söylediler de Sait bilmem Aksoy'u söylediler de Sait Kaya'yı getirdiler. O da ayıp olmasın diye de kabul etti de sonra itiraz edilince de heyeti şey yapmamak için, mağdur etmemek için yine arkasında durdu. Aslında heyetin bundan planı işte bu kişi başarısız olunca hoca efendinin kredi. Böyle bir komplevari bir okuma da var. Ben karşısındayım da. Yorum bunlar hepsi. Sizce ne oldu? Beni bildiğim hoca efendi, tanıdığım hoca efendi. 5 yıldır buyurun yönetin. Dünyayı yönetebildik mi? Sistemi kurabildik mi? Hukuki yönden terör örgütü değildir diye BM'den karar çıkartabildik mi? Birçok konuda hala bunlara girmek, bir sürü mesele hala böyle duruyor. Bu işin gerçeği. Biz bu konuyu yani kriz yönetimi yapılamadı tabii ve ki. Bu ekip, bu ekiple bu hamle yapılmadı. Hoca efendi bu ekiple yeni bir hamle yapmaya karar vermediği için 5 yıldır iradesizlik iradesi gösterdi. Ve sonunda hepimiz şu anda başaramadığımızı görmüş olduk. Gerçekten gördük mü? Bir gerçek. Mı? Ve hoca efendi ilk defa bir şeye müdahale etti. Ben söyleyeyim. Sait Bey meselesi Aksoy'un üstünde değil. Sait Kaya'nın bir özelliği vardır. Evet, Filipinler'de hatalar yapmıştır. Bu travma sürecinde hepimiz travma yaşıyoruz şu anda. Yani işin gerçeği bu. Türkiye'de belli şeyler olmuş olabilir. Onlara girmek istemiyorum. Ama Sait Kaya'nın bir özelliği vardır biliyor musunuz? Seni beni düşünmez. O abi bu abiyi düşünmez. Kendi bildiği bir konu varsa, öğrendiği bir şey varsa direkt Hoca Efendi'ye söyler. Sanıyorum Hoca Efendi %80 kanaatim problemleri dile getirmiyorlar. Anında haber vermiyorlar. Patlayınca haber veriyorlar. Psikolojisi bu gerçektir maalesef. Zamanında, anında Sait Kaya bir şey öğrenmişse hocam şurada bir arıza var, çözülmüyor. Önce gerekli soru söyler. Bak senin nasıl önce bunu çöz der. Şunu yap der. Çözmüyorlarsa gider. Hocam der bu meseleyi çözmüyorlar. Bu ileride sıkıntı olacak diye direkt söyler. Sanıyorum Hoca Efendi Sait Bey'i kendine direkt söyleyecek kişi olarak seçti. Sait Aksoy o kadar direkt söyleyemez. Çünkü sağını sonunu düşünmek zorunda kalır mecburen insanın fıtratı. Ben mesela direkt söylerim fıtrat olarak. Herkes direkt söyleyemez. Sait Bey'in öyle özelliği var. Sait Kaya söyler ama Aksoy dedi misin? Bilmeyenler için isimler karışmış. Şu anda Hoca Efendi onu Amerika sorumlusu diye seçmedi tahmin ediyorum. Öyle gözüküyor ama o kampa gelen, dünyadaki meselelerle gelen bütün meselelerle ilgili tespit ettiği her şeyi Hoca Efendi'ye aktarabilecek bir kişidir. İnşallah aktarırsa çok büyük hayır olur. Çünkü çözümler evet. Zamanında yapılırsa çözülür. Şimdi o konuda arıza büyür. O konuda yanılgı payı bırakmak lazım belki ama benim de şahsi kanaatim %80 diyorum eğer yaparsa. Amerika'nın yönelimiyle ilgili bir değişiklik çok olmayacaktır. Hatta belki Amerika daha demokratik, daha doğrudan kendini idare etmeye başlayacaktır bu süreçte. Amerika bu manada belki Fethullah Gülen Hoca Efendi kendi mesajlarının iletimi ve mesajların kendisine gelişini doğrudan kendine bağlamış olduğu gibi yani hareketine sadece Amerika değil ama bakın bütün dünya sadece Amerika değil de nihayetinde şimdi kanaatim şey açısından öyle. Hayır yani yaşadığı bölgeyle ilgili şeylere bakacağı için yani
Dolayısıyla siz Sait Kaya'ya ulaştığınız zaman şu andan itibaren Hoca Efendi'ye önemli bir mevzuysa ulaştım diyebilirsiniz mi? Tabii. Yani siz de böyle Gibi oluyor. Bakalım zaman Kanaatim öyle. gösterecek. Çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi yani Ben çok teşekkür mevzu ediyorum. kurcaladık. Ben Türkçe bir başka lisanı program affola. sözü alıp efendim estağfurullah. Türkçe lisanı ettiysek affola diyorum. Estağfurullah. Biz bir başka program sözü alıp kapatalım. Yine konuşalım inşallah. İnşallah da hatıralarımı yayınlıyorum. Eğer arzu ederseniz zaman içerisinde böyle 20 günde bir, ayda bir onlardan da sorular çıkar. Gündemle ilgili olur. Yine bu böyle bir şey Biz yapabiliriz. bizim hatıralarınızı biz yayınlayalım teklifimiz hala geçerli Ben de görselleriyle, bu şekilde sesleriyle yapmaya devam edeceğim inşallah. şu anda. Tamam. Bakalım nasip. Devam edin. Sonra Devam bakarız yani. edin. Kolay gelsin. Biz kanalın linkini aşağıya koyarız inşallah. İnşallah başka insanlar da çünkü bu konuda her ne kadar insanlar hizmet hareketiyle ilgili ortada çok fazla doküman var zannetse de araştırmacı bu konuyu çalışan bir akademisyen olarak biliyorum. Ben yayınlanmamış hatıratlardan çok istifade ettim vaktiyle yani notlar olarak elime geçen şeylerden. Ama yayınlanmış, YouTube'a geçmiş, kitap olarak basılmış şeyler çok kıymetli. Bu sosyal fenomenin ortaya çıkışına sebep olmuş bir şey, bir şekilde katkıda bulunmuş 50-60 yaş üzeri yani her yaştan insan için ayrı bir yönü var. Yani gençler de şu an yaşadıklarını mutlaka kaydetmeli bunu söylüyoruz ama işte Nevzat Ayvacı abinin de mesela YouTube kanalı var. Hani ben haberim oluyor takip ediyorum çok. Hatta bir ara sırf bunları tanıtmayı düşünüyorum. Çünkü Saadettin o Başar abi insanların de da başladı hata tecrübelerini anlatmaya. O da anlatıyor. kim? Kim? Saadettin Başar abi de anlatıyor şu anda. Tamam ben Hatıralarını bakın bir anlatıyor. işte takip alayım. Bunları bir çünkü bir manada ne devir teslim veya bir gençleşme olacaksa bu eski insanların kendi şahitliklerini anlatmasıyla daha sağlıklı olacak. Gençlerin de tam olarak tarihçiyi Faydası daha olur iyi inşallah. bilmesine vesile olacak. Her ne kadar tarih çok insanın hoşuna gitmese de önemli bir konu. Çok teşekkür ediyorum Halit abi katıldığınız için. Ben Çok teşekkür gerçekten ediyorum. Samimi cevaplar verdiniz. Allah razı olsun. Teşekkür İyi ederim. yayınlar Bir sonraki yayında size. Görüşmek üzere. Evet sevgili izleyiciler, Halit Bey'le programımız burada sona erdi. İlgili sorularınız varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. İlerleyen bölümlerde başka programlarda da fırsat buldukça kendisiyle konuşacağız. Zaten çok net olarak sosyal medyada fikirlerini ifade eden birisi. Bir manada sohbetiyle de dinlemiş oldunuz. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.